Şişede yatırır canımsın. Teşekkür ederim. Buyur doktor. Tamam durma ben alayım. Ben... Pardon. Allah. Oh. Hop! Bir sıkıntı yok değil mi? Bir şey yok, bir şey. Başım dönüyor. Burada da bir şey var. Adam çevirdi beni. Döne döne gittim pervane gibi amına kodumun yanına. Andre biraz çekilir misin yanına? Hay Allah'ım ya. Kendimi göremiyorum çok. Hemşireler kişiye damar yolu açıyor. Bir şeyler serum bağlıyor. İkidir kayıyorsun şimdi. Kişinin kolundaki kanamaya bakar. Mevlana gibi çevirdiler. Vallahi bak. Adrenalin midemden kalbime dayandı. Böbreği aldı galiba. Mermi içeride midir? Sağ ol. Ya. Durum bilgisi. Olumsuz. Omuzda yer alan mermi delip geçmiştir. Arka. Hanım. Durum bilgisi. Bacak ve omuzda mermi yarısı var. Omuzda mısın şu an? Sıyırıp... Aynen şu an omuzdayım. Bacağa gireyim bekle. Delip geçmiştir. Geçmiş gibi duruyor. Olumlu. Bacağı nasılmış? Ben bacağına bakayım, sen koluna bak istersen. Tamam. Önceden omuzdaki içeride mi? Aldığı darbeler, yok, direkt delip geçti. Yaralar, sıkıntı yok. Net bir şekilde görüle... Yani bölgesi olarak sinirsel bir problem göremedim henüz ama tekrardan bir kontrol edelim istersen. Şahsen kan örneğin. Anlaşıldı. Öf, doktorun üstü kan baş. Efendim. Hastanedeyim. Bıçak burada. İzlerin emotunu... Arkında yani burada. Yok, bunu... sıkıntı yok. Onlar zaten şimdi bak. Eğer o emotları atarsam tedavi etmeye çalışır. Aa bu kim? Başka yok yok, ameliyattayım şu an. Benim vurduğum polis olabilir. Şu an yatmakta. Dur. Ne oluyor? Gıcık olurum şuna ya. Heh. Git kenara. Aa doktor. Ben vurmadım mı? Ben... Vurmadım galiba. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Grafik modu bir boktan oluyor gece. Hiçbir şey görülmüyor. Bünyemi keser, omuz bölgesini açık yaraları antiseptik ile temizler. Ben bir tane polisi sıktım ama vurdum mu bilmiyorum o an. Sadece mermi salladım o tarafa doğru. Sanki kan çıktı ama vurdum mu emin değilim. Hani HS atmadığım kesin de. Abi 40 mermi yedin diyorlar vallahi, ayıp. Sırtıma denk geldi çelik yelek. Oğlum sen ne, ölümsüz müsün oğlum sen? He? Ölümsüz müsün sen? Omuzdaki görünen yara sol omuzdaki. Yaralar bittikten sonra iki tüp mavi kan alır mısın? Kurşun yarasıdır. Sıkıntı diğer yok. Tüm yaralar işkenceden kalan tedavisi yapılmış yaralardır. Arkadaşlar oyunda şeyi düşünün. Yani bazen öyle şeyler oluyor ki birinin yayınında 5 mermi sıkmışsın gibi gözüküyor. Adamın yayınında bir tane mermi gelmemiş. Onlar yaşanabiliyor. Burada öldün mü, HS yedin mi zaten yarrağı yiyorsun yani. Ya zorlamak istemiyorum Bünyamin'i çok. Evet, senkronizasyon problemi oluyor. Bu bir de 89'da geçtiğimizden beri bir tık daha arttı. Ama önemli değil. Bence 89 kişi oynamak daha keyifli yani. Abi herkes RP'sini yaparsa. RP kafasıyla... Oynayabildiği kadar oynarsa bunların hiçbir problem değil abi. O mu vurdu? Sen mi öldün? Sen mi kazandın? Cart mı? Cürt mü? Bunlar mühim şeyler değil yani. Burada eğlenmene bakacaksın.
Keyif almaya bakacaksın. İmot geldi. Kan grubu nedir? Neydi lan benim? Bana mı dedi? Benim kan grubumu bünyemin ezbere biliyordur. Tukan abim Ark'ın elindeyken rol pasladı. Kafası yerinde olmayabilir ilaç verdik diye. Hiç görmedim. Benim ARH pozitif de gerek yok ya artık. Bünyemin taşaklarımızın boyutuna kadar biliyor. Ya oğlum hapiste hapis yatar sıkıntı yok. Bizim de girişimiz hapiste olur ya ortama. Dur ben bir sorguya alayım. O alazların ağzına sıçacağım ben. İfşa alayım da amına koyayım yaptıkları işi. Onları bir tutuklatmamız var. Omzunu kaldırır mısın? Ben mi kaldırayım onu? Onun dediğini zannetmedim de. Kimlik nerede sordular oğlum? Bünyamin Keser oğlum iç karanlığı görmekte miyim? Olumsuz. Arkın kişi yavaş durdu. Bünyamin Keser sebbatım acı Valeria. Daha bir şey yok abi ya ben görmedim. Chat okuyorum ya kaçmıştır belki. Tekrarlarlar. Gençliği yara gençliği Bünyamin Keser dikiş bulunmazlar. Bünyamin dikiyor beni ya. Dikişen arasına gelen kanları baskı da bakayım ben. Yo bana iki kişi bakıyor şu an sadece Bünyamin değil. Kişinin üzerinden kimlik çıkmış mıdır? Olumlu amına koyayım. Bana niye soruyor oğlum? Bünyamin tanımıyor mu beni? Kimlikte Saruhan Kaya yazmaktadır. Al. Olumlu deyince hep ERP yapasım geliyor. İki üzerine batikon ile koyarız. Şahsın serumunu hazırla. Serum için aşırı damar yolundan iki tüp mavi antijensiz. Onu hazırladılar ya. Tamam antijensiz süper iki tüp örnek al. Tamamdır sıkıntı yok. Tamam. Oğlum bu adamın sesi polis Vilsoy mu? Kim bu oğlum bu? Tarama sonucunda beyin travması 40 vs görülüyor mu? O bana demedi. Dışarıdaki kim lan bakar? Dominik mi o? Bu egzostiken Dominik mi? Oha sese bak. Nasıl olabiliyor tamam, oğlum? Tamam yavaş yavaş alıyorum. Acelemiz yok zaten değil mi? Yok yok. Laboratlara göndersene. Hı hı. Ve 7 yıldır RP yapmasından bahsetmiyorum. Sesinden bahsediyorum. Sesi çok farklı. Beni bayılttılar mı acaba? Konuşsam ne olur? Şahsın kanında hem de zolam türevi. Hem de Xanax benzeri ilaçlar var. Biliyorum. Söyledin ya. Sen buradaydın zaten. Ha, onlardan bahsediyorsun. Egzoz mu? Egzoz mu? İkisi de değil aynı kardeşim. İlacın tekrarını evde almak zorunda kaldı. Yine kriz geçirmiş. İlaçları yazıldı mı reçeteye? Hayır, egzoz. Kameraları önde verdim ilacı canım. Ki yazdım dolaptan. Egzoz işte. Tamamdır. Egzoz. Dolan tüplere bir incel at. Santrifüjden gelsin. Hı-hı. Yardım ihtiyacım var mı kuzeyciğim? Egzoz. Yok hallediyorum şimdi. Yeter hadi ya beni... Oğlum şu Bünyamin beni çıkarsana lan buradan. Lan Bünyamin. Bünyamin bak ne yap biliyor musun? AJ'yi beni üstüme koy. Yukarıdan bakın sal aşağı. Lazım olsa. Oğlum Bünyamin burada bir iş yapar mı lan acaba? Ama ne yapsın abi? Ufak bir mermi
çıkışı görülme. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu T logonu yapmasaymışız bok yemişiz biz ya. Ya ben millet gibi hapis yatmaktan falan korkmuyorum abi yani. Aşırı efor gibi geliyor bana. Evet abi, bu tip şeylerde role odaklanmak lazım. Ben chatemete bakıyorum ya, kim bilir açı çocuklar orada ne yardım ediyor. Tamam. Gözlem raporu mu? Darp raporu. Abi sen role odaklan. Kanında ilaç var, yine kriz geçirmiş diye rol pasladı. Darp raporu canım. Aa, Melodim geldi be. Darp raporu için daha... Melody. Şeyler gerekiyor. Çok kötü vuruldum. Ne gibi? Yani kişinin kimliği, şahıslar, işte ne bileyim tanıklar. En azından vücudundaki hasarları rapor edebilir. Tamamdır. Hepsinin bu olayla tam sesi lazım bana. Aa. Ha. Yok. Git incele. Tamamdır, sıkıntı yok. Aferin lan Bünyamin. Ama Ayşe içeri girerse ben de onunla girerim arkadaş. Melodi'ye ısınamayan da vurduruyordur Alperen. Nesine ısınamıyorsun gül gibi kız ya, pamuk gibi. Şeftali. Ya biraz ağır konuşmuş olabilirim ama aklıma ilk o geldi. 333'e biraz para atar mısınız? Abi bir saat önce altanlara silah. Şimdi, vücudundaki travmatik olayla ilgili inceleme yapılmakta. Şimdi vücuda ne görmekteyim daha? Nasıl tamam. Sana amına koyayım? Al. Şu bir. Vaktiniz şu an var mı? Şu iki. Her al. Şu üç. Daha sayayım mı? İçerideki arkadaşlar asla ama asla uyumuyor. Kendilerine geldikleri andan itibaren asla ama asla konuşturulmuyor. Yakın bırakılmıyor. Departmana sevklerinden önce hastanede... Şimdi vücuda ne görmekteyim? Saruhan. Hemşireler tarafından tamam. En uzak iki odasına koyuyorsunuz. Birbirleriyle tek kelime konuşmayacaklar. Anlaşıldı mı? İyileştikleri zaman bu şahısların departmana sevkleri olacak ya kesin. Poyraz ne bu sinir ya? Bunun hakkında bir rapor hazırlıyorum. İki imza da hazırlayalım istersen. Hazırla, sıkıntı yok. Tamamdır, problem yok. İmzanı atarsın sen. İyi mi? İyi. Sıkıntı. Rapor örneğini hazırladığın zaman mailime iletir misin? Tamam. Abi kurşun Poyraz'a mı denk geldi bilmiyorum da sinirlenmiş. Tamam. Karışırız. Fark ettiniz mi? Gene günahsız bir şekilde ne hallere düştük ya. Gene günahsız mı? Böyle bir grup toplandık. 4 kişi para kazanalım dedik amına koyayım. Düştüğümüz ya... Bak ya. Efendim gassal. Bünyamin keyif yerinde. Canım nasılsın? Şu an hastanede para kazanmaya gittik amına koyayım. Tabutçu ihtiyacım var. 100 bin dolar borçlu çıktık giden silahlarla ya. Aynen de daha ölmedi bunlar, rahat ol. Ben sana sen söyle. Ben bir tabut işi olduğu zaman. Şu an ağır bir operasyondan yeni çıktım. Biraz işlerim var. Ben sana bir ölü yaralı abi bilmiyorum niye uyuşturucu diye anlatmadılar ki. Uyuşturucu deselerdi siksen tamam, gitmezdim tamam. Zaten ama mecburiydim. Var da tamam heveslen. Ya, millete bok atalım biraz. Ben ya bak şimdi. Yok yaşıyorlar. Gelme boşuna. Öyle bir durum ki. Herife bak. Yeni bir yeni çıktı tabutçu, tanıştın mı Kuzey? Tabutçu mu çıkmış? Da. Neyse. Tanış. Gassal Necat. İki de bir hastanenin ambulans görünce beni arıyor. Oğlum Alaz'ın oynadığı karakter o arkadaşlar. Öyle bir yapıda bir karakter oynuyor. Ya ciddi. Ben de öyle konuşan adama karşı rahat duramam. Efendim. Ki hocam. Gitmeye çalıştım. Sonradan hallederim diye. Herif arkamdan yere sıktı. Rahat silah çıkmışsa benim biz de çıkartırız aga. Dinleniyor şu an. İşin boktan tarafı. Miko burada değil. Altan silahını evet. Bana verdi. Dur arkadan söyleyeyim. Ne? Acil yardım çağrısına ulaşan herhangi bir. Miko burada değil şu an. Değil. Abi ne yapacağız peki? Değil. Baron olacağız. Kim baron olacak oğlum? Çok zor. Ne baronu? Bir mesajına bakar mısın sen? Mesajına bak sadece. Tekrar soruyorum. Anonsa giden var mı? Sen kimsin? Ben kimsin? O kimsin? Siz kimsiniz?
Doktor. Tabii. Tamam. Doktor. Efendim? Mikrofirar değil arkadaşlar, o departmanda onda yara yok. Yorma kendini. Çok Altan'la Mia kaçabilmiştir inşallah. O silahımı çalıp bana ateş eden sarı piç burada mı? Kimden bahsettiğini ben bilmiyorum. Bak Allah bak. Şimdi seni hepiniz ayrı ayrı gördüğüm için. Sen yorma kendini. Ben silahımı çalıp geliyorum. Bana sıkan piç burada sarı mı? Doktor. Efendim canım. Federale mi gidiyorsunuz? Yakalandınız mı? Arkadaşlar plan yapıyor. Beni suçsuz çıkartıp kendini... O sarıya söyle, o sarıya. Silahımı çalıp benimle çatıştı şerefsiz. Onu öldüreceğim. Sakin ol. Ha, kendi yatacak, beni saldırtmaya çalışacak. Öyle değil mi ya? Ve kendini kanıtlamış olacak. İyi misiniz? Benim normal doktora götür. Su orada doktor. Burayı istemiyor mu? Peki Saru bunu kabul eder mi? Etsin ya artık. Yeter delikanlılık delikanlılık. Yatsın bakalım. Blöf mü yatıyor? Yok artık. Sakin, 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 sakin. Aman, aman. Hocam. Şimdi bir dakika, o zaman neyi paslıyor? Hikaye bulmamız lazım. Arkan, sen sadece DARP raporuyla mı ilgileniyorsun? İlaç raporunu çıkartıyor musun? Sarı. Lan. Efendim Sarı abi. Arkan. Ben şu arkadaştan mı bahsediyorsun? Sünyamin. Çağırsana bana bir. Efendim abi. Şuradan böyle sallan bir şeyle başka temiz kalan yerlerime vur da. Bir baksana, hasta seni çağırıyor. Tam kevgir olayım. Yok yok ya. Yakında süzgeç olarak alacağım ben seni. Bir bak bakayım. Kulağımın arkası kaldıysa oraya da bir neşter söyle falan vur lan. Bak doktor. Söyle o canım. Sarı tavuğa söyle. Tamam mı? Ya onu kim amına korum onurum. Silahını çalıp onu artistik yapmanın bedası büyük olur. Kim yaptı oğlum sana onu? Oğlum sen oradan ne konuşuyorsun lan hala? Şahsı dışarı çıkartıyorum bakıma. Benim silahımı alıp benimle çatışmak, öldüreceğim seni. Bünyamin. Efendim. Gel gel. Gelirim dur. Bir saniye abi, şurayı bir halledeyim. Hah. Sen normal yer alayım ben. Oğlum o yeşil şey çocuğu var ya, az önce konuşan. Bir saniye abi. Gönderiyorum eline. İmzanı eline. Heh, söyle abi sen. O çocuk koru kolla lan şimdi. Bakma öyle dediğine. Bir şey kovalıyor. Farkındayım, farkındayım. Gözümün içine garip garip bakıyor. Oğlum şimdi lan artık o son bir hafta içinde o kadar çok acı çektim ki hissetmiyorum amına koyayım. Sana şöyle diyeyim. Vücudundaki daha önce oluşmuş şeylerin niye oluştuğunu bilmiyorum. Ama vücudunda çok ağır travmatik bulgularım var. Bununla ilgili bir DARP raporu hazırlattım. Aldığın hasarlarla ilgili sinirsel sıkıntıların olduğunu bildiğim için sana ilacı hastanede verdim sonuç olarak. İlk enjeksiyonunu hastanede yaptım. Sakinleştirici ve uyuşturucu maddelerin etkisinde olduğunda raporunu düzenletiyorum. İki farklı rapor, iki doktor imzalı. Senin için yapılabilecek her şeyi yapmaya çalışıyorum şu an. Yaz yaz, borç defterini doldur oğlum. Az önce bir tane tabutçu aradı. Adam hastanenin ambulans gördüm şey diyor, ölü var mı geleyim mi abi diyor. İş var deseydin oğlum girerdim içine. Ölüden bir farkımız mı var lan? Kaldırayım mı sahte şey, cenazeni var mısın? Sonra ne olacak lan? Elimi kolumu sallayıp dönebilecek miyim? Onu söylesen bana. Bir saniye. Yani Arkın çok sağlam bir estetisyen. Plastik cerrah. Ha oldu, ezele bağlayalım. Ne yapacaksın lan, yüzümü mü değiştireceksin? Seni birazcık modifiye edebiliriz. Lan cezam neyse atarım. Bak tabutçu kapıda bekliyor, nur namaz, Allah'ın işine karışma, belki ödürler diye geldi. Bir şey söyleyeceğim oğlum, benim gibi bir yakışıklı daha gelir mi lan? Aynısını yapamaz vallahi. Her güzelin bir kusuru vardır, seni de düzeltiriz.
İstiyorsan tabuta sokayım, göndereyim seni cenazeye. İkiye eğleniriz. Darp raporunu bitireceğim şimdi. Kimliğin lazım bana. Kimlik numaran lazım. Kimlik numarasını. Pantolondadır, ben bir bakayım. Bak ona aynen. Pantolonun içinde duruyor. Yok lan arkadaşlar, saçmalamayın amına koyayım. Biz böyle arka fantezilere girersek yüz nakli yaptın mı daha önce? Sarıyı oynayamayız oğlum. Yani sayılır ama tam olarak yüz nakli değildi. Ama çok değiştirdim. Bayağı değiştirdim. Yani hayır, gaz saldı az önce, geldi abi, tabutçu lazım mı diyor. Siktir lan. Böyle doktor. Oksijen tüpü var. Gerçek hayatta doktorlar böyle kimliği bulamadım ya be. Diğeri nereye gitmiş adamın herhalde? Adamın kalbini çıkartırken böyle gülüyorlardır arada. Değil mi? İki hafta daha yeni video yaparım. Yeni suratla çıkarım. Bir belediyeceğim. 20 günde öyle bekleriz. Şey ama... Mia geldi. Ah, tabii. Canım, tamam, ben gerekli bilgi vereceğim. Hastanın yakınıymış. Çok endişeli görünüyor. Söyle. Efendim. Bayağı bir panik de geldi. Bu kimlik de çok derine gitti herhalde ya. Dur lan, bu kimlik. Ona bir baksana sen. İyice. Aynen, bakamıyorum kimliğe. Derine derine böyle bak. Aynen, şöyle dibine dibine bakıyorum da kimliği göremiyorum. Bir türlü bulamadım. Aa, kafam gitti. Belgeler. Tamam, hadi çıkar. Kendime mi gösterdim amına koyayım? Ne yaptım? Oh. Sen söyle bakayım. Ya bu Poyraz dedektif geldi de. Evet. Gönderiyorum ben senin telefonuna. Neyi, bana mı? Yok yok, şey ya. Hasta kayıtlarla ilgili. Kimlik bilgisi bir şey değil. Sonra konuşuruz ya şimdi. Baş ağrıtmaya gerek yok. Tamamdır, biraz sakinlik sağlayalım. Son müdahale yapacağım. Page down'a basıp bakabilirler. Anlamadım. Açıkçası onu mu biraz istediler? Kızdı. Neden aynı ortamda ameliyat ediyorsunuz ikisini diye. İki tane ameliyat var. Bir tane daha ameliyat yaptırsın. Aynen, bir tane daha ameliyat yaptırsın. Tamam da şu oğlum şu. Hadi bak. Aa, gözük. Şurayı biraz sakinleştirelim. Yani şurada şu kadar hasta var. Neyse ya, bir şey söylemeyeceğim. Page up'a basıcı gözüküyor ya, o yüzden hiç aklıma bile gelmedi. Fenerol ne amına koyayım ya. Son kantesini yapacağım. Bir şey yok gençler, çıkabilirsiniz. Ha, başkasının mıyım mı? Ben o sırada video yapıyorumdur arkadaşlar. Çalışıyorumdur herhalde. Bilmiyorum, Tarkan aradı. Hocam. Efendim Valeri. Bunlar neyi bekliyor? Mia kapıda bekliyor. Haberim var. Benden haber bekliyor. Ben çıkıp... Tamam, iki tane yaralanması vardı. Müdahalesi yapıldı. Kan testi yapacağım sadece. Bilgilendirebilirsin çıkıp. Ölmedim de ölmedim. Ölmedi. Bak, anne süzgeci olarak hayatına devam ediyor. Bu sonuncuyu demem. Olmuş yani, alt tarafı jilet yarasının üzerine kurşun gelmiş yani, değil mi Bünyamin? Sakin, bir şey yok. Aldığımız kan tüplerinin sonuçlarını bekliyorum şu anda. O da gelsin. Kapı ışık ses geçirmiyor. Bünyamin Keser diye alt puan sırtına çelik yeleğe gelen. Bünyamin Keser kimliği arıyor. Hastaya bakma ne görmekteyim. Valeria. Raiden duvara yaslanır. Hasta bakma ne görmekteyim. Valeria. Bunları bana atmıyor herhalde. Kuzey, gidip şuna müdahale eder misin? Vallahi sinirlerim bozuldu. Gidip şuna müdahale et. Kime ya? Valeria. Al. Psikiyatr servisinde ameliyathaneden iş var. Al götür şunu ya. Bana niye attı oğlum? Allah'ım. Niye? Allah'ım, psikiyatrı. Gelmiş ameliyathanede sağda solda takılıyor ya. Ha oğlum, doktordan alsın. Benden ne alıyor bilgisi? Hayatında tuttuğu tek bıçak meyve bıçağı. Gel bende biraz. Oğlum başka kim atacak? Aşırı toksiklenmeye başladım ha. Arkadaşım doktora sorsun ne olacak? Gider der ki Bünyamin hastanın durumu ne? Bitti gitti. Baştan sona nasıl anlatayım ben amına koyayım? İyi misin? Heh. Bu sefer çıkışın zor olacak. Ya, büyük olaya bulaşmış. Ya. Büyük olaya falan bulaşmadım oğlum. Yani biraz büyük olabilir. Tabii canım, bana departmandan gelen haberlere göre bayağı çatışmışsınız. Bünyamin hocam. Drop düşürmüşsünüz beraber.
Benzodiazepin kişiye hangi sebeple verildi? Drop ne lan? Ne? Şey ya, psikolojik sıkıntılı... Tamamdır. Gel, şey. Gel anlatayım şu köşede, gel. Rapora eklemem lazım da. Şahıs hastaneye geldiğinde sinir konuşuyor sistemde, hiçbir şekilde kontrolü yoktu, cinnet geçirdi biliyorsun. Hatta onları atlı şahsa saldırdı, bayağı ellerini kullanıp kullanamayacak hale geldi. Büyük ihtimalle vücuduna aldığı bu ağır travmatik işkence bulgularından ötürü ağır sıkıntılar yaşıyor ve bir doz burada olmak üzere 0,2 ampul verildi. Aynı şekilde evde de sinir krizi geçirmiş, havuzun başında köpürüyordu. Kurtarmaya çalışmıyorlar, cezamı mümkün olduğu kadar indirmeye çalışıyorlar. Sana bir rapor yazıyorum da gözümde patlamaz umarım. Senin götünde bugüne kadar hiçbir şey patlamadı, bir şey olmaz. Tek sıkıntı, olay yerinde Altan'la beraber aynı arabada görüldük. Ne zaman görüldünüz lan? Ben kasıtlı olarak gelmedim olay yerine ambulansla. Arkanı gönderdim. Eğer ki olay yerinde seni bulamamış ya da ambulansa sevkin gerçekleşseydi ben seni bir şekilde alacaktım. Onun için kendi arazi aracımla geldim. Allah oğlum, şimdi seni olay yerinde bulamamış olsalar ben seni bir şekilde alıp çıkacaktım orada. Bilerek gelmedim o yüzden. Peki sen ne öneriyorsun şimdi? Bu çocuk ne dedi? Boncuktan kuş yaparsın. Benim silahımı çalıp bana ateş etti dedi. Efendim Altan. Söyle. Söyle. Tamam. Anlıyorum. Sorguda dinlemesi yapacağız değil mi? Yo. Tamam. Evet, sıkıntı yok zaten. Delirmesini taklit olarak yapamaz soru. Gerçekten delirmez. Neden? Evet. Aynen öyle. Ambulans aldım zaten. Yani sorayım, burada bir sıkıntı yok zaten, camlar pencereler kapalı, ne olacak? Sorayım mı? Ne olacak oğlum, biz 1300 dakika Sorayım, yapmış bekle. insanız. Altan diyor ki, Ha ne diyor? departmandaymış, Mia'yı kurtarayım diyor. Nasıl kurtarayım mı? Mia yakalanmış mı lan? Yok yok, nasıl, neyini kurtarayım diyor. Evet. Kişinin işlemleri tamamlanmıştır. Siz... Tamam. Tamam, söylüyorum. O diyor ki şu an olay yerinde, bende de görüldüler ya. Biz Mia ile beraber en bahçesine oturuyorduk. Seni olay yerine götürdük. Olayla ilgimiz yok diyeceğiz diyor. Uygun mu? Tamam oğlum, onlar sıyırsın, ben hallederim bir şekilde. Tamam. Burası bende. Tamamdır, siz öyle yapın. Konuştum ben. Sıkıntı yok. Tamam. Haydi. Test sonuçlarını bekliyorum, raporun düzenlenmesi için. Tamam, raporun çoğunu düzenledim mi? Tamam, bekliyorum, sıkıntı yok. Sıkıntı Abi yok. Dediğim gibi orada ben de görüldüm çünkü aynı araçta. Sana tavsiyem boncuktan kuş. Boncuktan kuş ne oğlum? Anlayacağım, dilden konuş. Bol bol yatacaksın ya. Hapishane eğleneceğiz. Yatıyor şu anda. Sadece laboratuvardan gelecek sonuçları bekliyorum. İlaç etkisinde. Şu an için hayır. Beyler bir imotonla alsanız da şu temizinden. Bir nefes alsın. Nefes yani alsın. Dediğim gibi. Çünkü hani konuştukça anlamadığı için. Bunun yüzüne söylemem ne kadar doğru bilmiyorum. At imotonluya. Sonuç olarak hastaneye bugün geldiğinde bir sinir krizi geçirdim ve gerçekten bütün fonksiyonunu kaybettim. Yaptığın hareket malum. Oğlum ara ara geliyor zaten. Geliyor. Vücudundaki travmatik bulguların sebebiyle gelen bir şey zaten bu. Bunun zaten incelemesini yaptım ben. Ben sana burada ilaç uyguladım. Üstüne sana ağrı kesici deyip evde ilaç verdim. Aslında baktığın zaman sen çok da kendinde değildin. Tamam yani polise ne diyeceğim oğlum? Kendimde değildim mi diyeceğim? Evet, raporun da var. Ben sana da göndereceğim şimdi raporunu. Hatırlamıyorum hiçbir şey memur bey. Bir adam İlaç geldi. Etkisindeydi. Bana silah doğrulttu sandım. Ben de elindeki silahı aldım. Mermiler havada uçtu. Birilerini suçlamak yerine var olmayan şeylerden bahset. Var olmayan şeyleri gördüğünü iddia et. Çevrelediler beni 12 kişi. Aynen. Üzerime gelip Arabamın beni yakıyorlar. Arabamın peşinde 4 tane Aynen. araba, siyah jipli arabalar takip ediyordu. Çok mantıklı. Güzel. Sonra tren rayının oradan
Kafanın kontrolünü kaybedip uçtum. Canımı kurtarmak için koştum. Sana verdiğim ilaç seni kanatsız bir şekilde uçurabilecek bir ilaç bu arada. Ağır bir ilaç. İstiyorsan de ki tren rayının üzerinden arabayla uçabileceğime inandım. Yandan kanatlar çıktı da. Mia'nın taktik uygula. Olmayan şeyleri anlat. Mia böyle mi yapıyor lan? Bu kadar detaya giriyor mu? Yok canım, o kadar değil de ya. Senin hayal dünyana bağlı. Tamam, ben bir hayal gücümü deneyeyim bakayım. Ama bir de o an gerçekten krizim tutarsa çok tehlikeli olur bak. 10 numara. Raporum var. Sarı da raporlu. İki tane doktorun imzası. Biri profesör, biri doçent. Gıdıklasak sinirleniyor mu ya? Dene. Dene bak, bu halde bile sinirlet. Dizimle vururum çenene. Bence bize vuramazsın abi. Yapma lan yapma, şey oldu, her tarafım acıyor zaten. Tamam tamam. Abi dokunmadığın yerin kalmadı, merak etme. Yani. Ananı avradın. Bir saniye. Rapor hazır olsun, çıkartacağım seni. Tamam tamam oğlum. Sen... Sen bir daha bir yatsana. Evet evet. Alçı alacak şimdi galiba, öyle diyor. Geçmiş olsun ya. Kontrol sağlıyorum. Fatih sen var mısın oğlum? Abim malım. Ya orospu çocuğu dedi ki... Eline koluna sağlık. Dedim, atladım. Senin ya, psikolojik tamam sebeplerine neden oluştu hakkında darp raporunda var. Kullandığın ilacın da vücudunda olduğuna dair raporum var şu anda. Bunların hiçbiri yalan şeyler değil sonuç olarak. Herhangi bir hastaneye gittiklerinde de çıkacak şeyler vücudundan belli zaten her şey. Ben yapmam gerekeni yaptım. Teşekkür ederim doktor. Ha, eğer ki olay yerindeki planım işimize yarasaydı şu an çok daha rahat olabilirdik. Olmadı. Bakalım belki ağacı şeyden, o çocuk var ya diğeri, ondan bir şey çıkar. Olay yerinden sence arabayı almışlar mıdır? Neyle kaçtınız siz? Vallahi oğlum bilmiyorum ki, bir tane dangalak var diye bugün hastanede silah dayadığım boynuna. Onur. Ha, onunla yanında bir tane turuncu saçlı bir tipoz vardı. Hı hı. Neymiş adı, Kalaz mı, Baraz mı, nesi kimse işte. Tanımıyorum. Onun bir arabası vardı böyle. Bu modelini de bilmiyorum ki. Ortası şeritli. Süratli bir araba. Hız arabası, evet güzel. Senin miydi araba? Yok lan, benim değil, o işte lavuğun arabasıydı. İlaç etkisindeydin, arabada bomba olduğunu düşünüyorsun. Duramadı. O da mantıklıymış. Duramaz. Durursan öleceğini inanıyordun. Karşından böyle teröristler geliyormuş gibi hissediyorsun. Alın sen zehri. Dur bakalım Valeria. Bir şeyler. Hocam müdahalede bulunmam gerek. Tamam. Valeria, senin alanın ne canım benim? Bulunum hocam. Arka. Mia'ya ne oldu lan? Mia'nın gerekli uygulaması. Tamamdır, anlaşıldık. Şey sakin. Ben alayım onu ya, bırak. Ben cennet geçireceğim abi, az kaldı. Kim lan o? Yok, kimse değil abi. Siz manyak mısınız arkadaşlar? Adam siz içeride ağır yaralı bir şekilde yatıyorken getirecek insan mı sizce buraya? Bayağı ağır yaralıyım ha. Şşş. Bayağı ağır yaralıyım. Gerginim kuzucuğum, gerginim. Yapma. Valeriye kızıyor. Bravo da sikeceğim, nasıl kaldı da. Kimi sikiyorsun lan? Kuzey'i. Çok kaşınıyor. O beni gıdıklamaya çalışan mı? Doğru. Yok yok, o Arkın. Kuzey bir önceki olayda benim başımı yakın. Beni dinlemiyor lan. Hatırladın mı? Ha, hatırladım lan, hatırladım. Yeterlidir, seni yoğun bakıma alıyorum. Bu andan itibaren delisin. Yap bakayım bir taklit. Benim sana saldırdığım iddia şu an. Oğlum bak, böbreğimi çaldın değil mi? Şimdi böbreğimi çaldıysan yerine koy onu. Efendim? Böbreğimi içeri koy. Ne böbreği ya? Allah. Şu an, krizde böbreğini çaldığım iddia ediyorum. Tamam tamam, okey tamam. Bak ben onsuz yapamam lan. Bana kalan bir tek böbreğim var, onu da sen mi aldın? Sarı kafa. İkimiz de sarı kafayız. Yemin ederim kalbimi çıkartıp senin kalbinden taksam anca bu kadar zaten yaşam deseksiyon olurdu. Yok yok, böbreğin yerinden. Elini at bakayım.
Bak böbreğimi aldıysan söyle doktor. Ha, aldım içeride buzdolabında saklıyorum. Hocam gelebiliyor muyuz? Gelebilirsiniz şu an. Bacağım yerinde mi bacağım? Gayet yerinde. Bacağımı da aldın değil mi? Satıyorsunuz adam değil mi siz burada? Adam ayakkabı halde oynatan olmuş mesela. Bunlar kim? Organ mafyası mı? Aynen, kalanları almaya geldik biz. Durumu nasıl hocam? Almayın lan artık. Her şeyimi aldınız zaten. Bence durumuna bir baksanız iyi olur. Delik de şık oldum. Bir şey söyleme gerek yok. Bence çok bir şey kalmamış gibi ya. Dektif. Yani bakıyorum durumuna. Andre iyi değil gibi ya. Evet evet, bir şey olmuş gibi. Organ mafyaları. Ya organlarım... Camı açın. Ah. Camı açın, uçak gelecek, almaya gelecek beni. Aç camı, aman at camı. Aman Allah'ım. Andre inanabiliyor musun? Hayaller görüyor ya. İnanılmaz. Ya bir sandıları falan var bunun ya. Bu Allah'a geçmiş olsun. Allah şifa versin. Allah dedektif. Ben ilk kez böyle bir şey görüyorum. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Polise ateş etsem, silahla falan yakalansam ben de görürüm. Serdar Ortaç'ın filmini mi anlatıyor? Bak Allah, bunu da anlatırım. Ha. Onu da uçakla kaçırmışlardı. Polis polis çağırın ne olur. Böbreğimi istiyorum. Tamam, polis olarak buradayız zaten. Nasıl polis dedektif misiniz siz? Evet. Görmüyor musunuz benim üniformamı? Polis kılığında mafyasınız değil mi siz lan? Oğlum bir kalkabilsem i̇şte, neler yapacağım. Almaya geldik ya. Dur, sakin olun ya, sıkıntı yok. Anlaşıldı efendim. Bak gel anlaşalım. Benim ne ihtiyacım varsa şu böbreğimin yarısını geri koysunlar ne olur. Bak sen iyi bir adama benziyorsun. Böbreğin niye yarısını böbreğin alsın? Böbreğin piyasası iyi ya. Ya ne bileyim, belki yarısı. Kaç paraya gidiyor böbrek? Irkına göre değişir. Irkına göre değişirse bu beyefendinin bana ırkını söyler misin? Yani. Türk olduğunu ya tahmin ediyorum. Gerek yok siz canım olun, yani fark etmez olun. Yani. Hayır canım. Atlar geldi. Nerede? At geliyor. Nerede lan? Biz çıkalım mı? Vallahi at gibi olan Ferit ama bakayım. Atlar geldi. Aman tepiklemesin. Yok yok, sıkıntı yok. Eğlenip siz olun. Hora şefim. Bir dakika dünya bakacak mısın acaba? Şef mi? Ulan böbreğimi mi pişireceksiniz? Bak doğruyu söyleyin. Ya üzerine ne güzel olur o var ya. Bol kekikli. Allah. Pulu bir atmaz mıyız? Patlarım lan bana da. İki sana bir şey değil mi? Falan diye dinliyorum. Abim. Ben de bir ara bir beyin gömmemiz var gibi. Tereyağı gibi var ya. Ezeceksin bıçağını. Beni sevmem bu arada ya. Çorbada çok severim. Kokoreç içinde sakarat yapmaz. Eline sağlık. Lan oğlum. Şu an beyefendinin durumu nasıl? Sağlık durumu. Onun sağlık durumu aslında şu an çok da şey. Şu anki olayın dışında da sıkıntıları var beyefendinin. Bir bak vücuduna. Onu bir şurada konuşabilir misiniz? Heh, ileride. Ya senle konuşalım, gel. Sana gönderdim. Ya konuşalım, biz konuşalım efendim. Gel. Daha dün verdim televizyonu tamire. Yapmayın olur. Markası ne? Markası mı? Dampton. Ya Ferit hocam. Yani adamlar birbirlerini seviyorlar. Bir göstereyim, kız arkadaşı da gelsin falan dedim de bu halde görmemesi daha iyi ya. Gerek yok gibi sanki. Benim kız arkadaşım pilotu uçakla gelecek. Açın diyorum bak şu camı ne olur. Çarparsa çok kötü kaza yapar. Aynen hocam, hiç görüştürmeyelim biz. Şimdi Saruhan Bey hastaneden çıkabiliyor mu? Doktor beyler. Şu an yani ben iyi görmüyorum. Böbreğimi içeri koymadan çıkmam. O böbrek içeri koyulacak, dikilecek, öyle çıkarım. Sana söz veriyorum, böbreğin içeriye geri koyulmadan seni buradan göndermeyeceğim, tamam? Tamam, teşekkür ederim. Ben seni mafya sandım, kusura bakma. Ya bizde işte bir çeşit öyle mi oluyor artık bilmiyorum da. Hocam. Buyur şef. Biz beyefendiyi departmana ne zaman götürebileceğiz? Yani şimdi genel kontrollerini Bünyamin Hoca sağladığı için ben şu an kendisini iyi görsem bile çıktı ama. Baksanıza lan, onu kelebekler ışığa kondu. Dava kimde şu an abi? Bünyamin'de mi? Aynen, günah onun boynuna. O zaman bizim sikseniz yapacağınız hiçbir şeyimiz yok. Sikerler, ben gidiyorum. Ama garip bir vaka, inceliyorum yani, baksana şuna ya. Amına koyduğumun şehrinde kim garip değil? Ne olur söyle. Allah Allah. Kaçılan araç o kırmızı bir 8F Drafter var, bodycam'lerden kontrol ederseniz. O ismini söylediğiniz dokunma. Kişiye kaçın. Kişiye dokunmayın lütfen. Arkın. Niye dokunmuyorum? Oynayacağın maçları var ya. Alırım. Pamuk şeker alacaktım.
Bu 5 liralık olandan mı? Bak bak. Bak hele. Anlaşıldı. Amir abi senin yüzünden yatmışız lan yine. Bir tadabiliyor muyum? Bir 5 lira eder mi? Bakayım ucundan bir parça verin. Ağzımda bir erisin o. Sana bedava. Tamam. Sana kadar var zaten. Böbrek yerine pamuk şeker koysanız aynı işlevi görür mü? Arkın? O... Yani ilk işlemde eriyip kaybolabilir. Güney? Doğu? Batı? Ben kırmızı pamuk şekerden istiyorum. Kırmızı Batı pamuk şeker mı? Olmaz. Pembe var. Yani var ya. Yani gerek... Native ben gerekli bilgi size de geçeyim. Buyurun. Bana pamuk şeker diyor bu. Sana diyor musun? Sana diyor hep derdi zaten. Hatırlamıyor musun? Şimdi onu bunu bırakın da bacaklarımı ne zaman takacaksınız? Abi hazırlanıyor. Bir saat içerisinde cilası tamam, tamamlanır gelir diyorlar ama. Kuzeyciğim. Efendim? Ona kalın cilattır birader. Biraz at gördüğü için iyi koşacak gibi duruyor. Fazla aşınmasın. O az önceki atlar ha buradaymış. O mi abi? Ne diyor at diye ya? O sana pamuk şeker soldaki diğer at. Kırmızı pamuk şeker önünde duran. Ha, şu tam şurada duran kırmızı evet, pamuk evet. Şekerim. Ya şu nalları bir ödünç ver bana be. Kırmızı pamuk şeker ya. Mi? Valeria'dan bahsediyor. Valeria'ya at mı diyor şu? Abo. Kendinle değil çok şey yapma. İkiz. Bünyamin bir bakar mısın? Tabii ki. Gelsene be. Mafya lideri geldi. Bünyamin mutfak. Mutfak pamuk aynen. Şeker. Kırmızı olan pembe olan mı? Pembe olan. Ha söyle. Ya bir baksana. Buzluğa muzluğa koysunlar. Şu böbreğim çürür kokar o dışarıda. Ben koydum buzluğa. Zor koydun mu? Aha sıkıntı yok. Onu tuzlayın bir ara. Tuzlayıp tuzlarız sıkıntı yok. Tuzlayarak yeriz. Hadi biz daha ne kadar delirebilirim ya. Keşke olmasaydı bu olaylar da. Üzerinde yattığım kaç basıyor. Hastalara falan mı bak sanki? Hasta yok ki. Vardır ya belki. Bakayım. Kırmızı pamuk şekerimi bırakmam. Kişi narkoz etkisinde de işin garibi daha uzat. Ne demek narkoz etkisinde? Ben kesinlikle gitmedim. Ya şey. Kuzey sonra yazdığım rapora bakar mısın? Bakayım. Anladım ben senin dediğini de. Biri bıçaklanmış bir şekilde buraya geldi. Başkası mı satın aldı kırmızıyı? Evet evet başkası satın aldı. Polis yiyormuş onu. Canım onu çekmişti. Arkın bakar mısın? Ben bir abimi arayacağım. Ha ne oldu? Kuzey. Derdi veren Allah dermanını da verir inşallah ya. Bir şey soracağım. Buyur. Usta vaka ne? Sen bana bir anlatsana. Vaka ne? Midağın başından ihbar geldi. Biz de gerdeliğe ev bakmaya gidiyoruz. Yöneldik. Tamam. Baktık çatışma var. Polis birilerine sıkıyor. Polis döndü bize de sıktı anasını satayım. Güzel. Ondan sonra baktık yerde 5 kişi birden kevgire dönmüş. Bunları aldık. Sonra yukarıya doğru. Kevgir dedin aklıma geldi. Şu kevgiri ver de bir kumandaya takayım. Çalışmıyor bak. Makarna süzüyoruz abi. Bitsin işi vereceğim. Ha, tamam. Sonra? Sonra gittim. Bu çatışmışlar herhalde ortalıkta da. Polisler vardı. İki tane onları aldım. Bir tane de AJ King diye birisi vardı. Onu aldım geldim onunla ben ilgilendim. Bir de Saru vardı orada işte ama en yukarıdaydı o. Benim de kitim yoktu yanımda. Kullanmıştım. Arkından istedim. Arkın geldi müdahale etti ona. Sonra Bünyamin'le beraber aldılar geldiler ameliyat ettiler. Ben ilgilenmedim kendisiyle ama gördüğüm ve rapor okuduğumda anladığım o ki çok travmatik şeyler yaşamış. Vücudun haline baksana. Ahmet Elesin ne yapalım? Kahve çuvalı. Kuzey. Fet bana gelsinize. He. Bir saniye. Efendim canım. Hani sen açılır mısın? Ha tabii seve seve. Kulağına eğileceğim evet. Tamam özür dilerim. Aa. Gebertin bak. Efendim. Gebertirim seni. Ulan sence gebermemiş gibi mi duruyorum? Ben gerçekten gebertirim ama. Ben bence öldüm şu an sadece sıra var diye herhalde bekliyorum. Kırmızı pamuk şeker ha? Ama ne yapayım? Anlatırım sonra işte. Ne olduğunu biliyorum. Ha, biliyor musun?
Evet. Sen çok iyi yapıyormuşsun, bir şey bir fikir ver. Benim yaratıcılığım o kadar iyi değil. Lan çok güzel saçmalıyorsun da başka şekerler kalkma diye gerçekten gemertirim seni. Vallahi aklıma görünce şeker geldi, ne yapayım? Evet. Sonra şeker abi. İyidir. Ya ama şeker ama pembesi. Güzel bir şey. Ben kırmızısını da yerim, pembesini de yerim. Hem o şekerlerin içinde kumanda da oluyor. Kumandayı da kullanırım. Çok başarılı olur yani. Kumanda. Ya mafyalar geldi. Mafya. Evet, biz mafyaymışız. Ha, evet evet, mafya. Evet. Karar verildi mi? Böbreğimi verecek misiniz şeker üstü? Böbreğini vereceğiz ama biz de gelmen gerekiyor bir yere kadar. Ondan sonra vereceğiz. Böbreğini mi alacaksınız? Mafyalar. Böbreğimi aldılar zaten. Aldılar mı? Bir gelebilir misin ya? Geleyim. Ne oluyor ya? Çok uzaklaşma atı var. Aldığımız son istihbarata göre Organ mafyası adam buraya geliyormuş. Seni acil diyor. Kaçırmamız lazım. Organ mafyası siz değil miydiniz? Biz değiliz. Onlar başka mafya. Bakalım ben son kontrollerini yapayım ben. Tamam, bisikleti şey getirdiniz mi? Şu saksıdan bir tane daha getirsenize. Getirdik, getirdik, hepsi hazır. Haşlanmış at CD'yi var, içer misin? Evet. Kim? Sen. Seve seve içerim. Nerede? Güzel mi bak, paket olmuş. Arifeciğim. Akşam yemeğini getirsenize Haşker'e. Tamam, biz şahsiye baştan alalım izninizle. At Siki de var. Kimdi o soran? Onu da şey yapayım. Sen bu adamı alsan. Ben saksıyı gömeyim mi istiyorsan. Şahsi alalım, kontrolleri sağlayalım. Valla bak bana merdivenden kaydı vesaire gibi şeylerle bu adam geri gelirse bozuşuruz. Gelme ya, ben varken ölmüş olurum, sen bana güvenmiyorsun. Daha önce hani merdivenden çok kayan gördüm ben. Yok, o kaymaz, ben varken kaymaz. Ya istiyorsan gerçekten ben buna bir tane RC motor bağlayayım, drone olarak kullanabilirsin zaten, o kadar uçuyor. Neyse hadi onu bunu bırakın da şu valizleri toplayalım, hadi ya. Uçağı kaçırdın abi. Nasıl lan, uçak buraya gelecek işte, camı açmanızı ya. Bekliyor. Şu uçak geçti az önce buradan. Geçmemiştir ya, daha saati geldi mi? Ben şöyle gördün mü az önce? Evet saat geldi. Tamam söyleyin, memeleri de getirsin. Evet tamam, hallederiz onu birazdan. Burada niye burada, onu da bilmiyorum. Kimse bir şey anlatmadı bana. Deytif şahsı yavaştan ben aracı yüklüyorum. Önce boğazını işaretler ne? Sen departmana götür tamam. Anlaşıldı. Siz de bildiğin. Niye buradayız? Kulakları tıkandı. Ben şahsı alıyorum yavaştan. Kuzeycim izin varsa. Benden izin değil, şu Yemin doktordan izin almam lazım ya. Aferin lan. Voice meter gitmiş gibi yapıyor. O da bir garip hareket. Ay voice meter demiş. Kulaklarına uyuyor. Aferin lan Bünyamin. Bir kulaklarım tıkandı. İkiz ne yapıyoruz? Şahsı alıyorum ben izinle. Yani istiyorsan sen bana eskortluk et, benim ambulansa götürelim, ben bırakayım departmana kadar. En azından durumundan emin olayım. Dönerim ben. Yani olur. Sen içinde rahat sıkıntı olsun. Yok. Aynen. Tabii. Ay, sarı arkadaş geliyor. Şey, yok uçak geliyoruz. Tamam gel sen de gel. Uçağa beraber bin. Ama sosyal mesafeye dikkat edin. Karşılaştığında da sana pamuk yara yemiş oğlum bu adam. Kim bu? Muharrak giymiş. Güzel. Var mı trene katılacak? Vagon boş. Ben en arkada olmayı seviyorum abi. En önden sen gidiyorsun ha. Gruba mı gidiyorsun? Yok. Arkama vagon eklenmesini sevmiyorum. His var ya, buraya gelen her hasta. Çok ilişkilerim var ha. Çocuk demiş abi. Görün işte arkadaşlar. Sağlığınızın değerini bilin. Peki benim bu kadar hastanın içinde hala sağlıklı kaldığıma inanmam. Öyle misin lan? Sen kafayı yedin. Allah var ya, ben kurkum. Kuzey pikabım var mı? Kabım var. Hazırlasana. Benim pikap nerede bilmiyorum. Eve götür dedim en son. Birazcık bekleyeceğiz ha. Ben şunu iptal edeyim. Tamam, ben araca yükleyeyim şansı. Tamam, sen arabayı önce yükleyin. Gidiyoruz. Karabaş mıydı gelen? İyisin iyi. Gel şu koluna gireyim ben senin. Ben bunu alıyorum. Al sen onu götür. Oğlum şu kıyafetlerimi falan da... Keşke adamın üstüne bir şey giydirseydiniz. Senin altından kıyafetler olsa. Dur bakayım. Oğlum ben onu zar zor giyerim. Gel. Tamam. Gel. Üstümü kapatsan yeter. Baba bitti. Altında alayım mı oğlum? Birkaç defa daha yapayım, biriksin. Pudrula da şey yapmasın, pişmesin. Ne yapıyor? Tamam, ya bezim nerede, bezim? Bağladım. Şey, XX saç. Ama kakamı yaptım altıma.
Saruhan'ı biz bu arabayla mı sevk edeceğiz? Evet. Takipte kal, sıkıntı yok ya. Tamam. Biz arkalarındayız. Mia araçtan iner misin kardeşim? Mia'yı da böyle kovdu ya. Mia araçtan iner misin kardeş? Şimdi bir ton laf etmesinler polis aracı niye beklemedim diye. Aynen bu yaşanmıştı bence. O içeride yeşilli bir eleman vardı ya. Şimdi öndeki doktor güvenilir mi onu bilmiyorum. Ben Saru. Işte. Efendim. O yeşilli eleman vardı ya. Evet. Ameliyathaneden. Beni vurdu falan diyormuş, böyle olay çıkarıyormuş. Silahını falan almışsın. Aynen, silahını falan almışsın. Öyle diyormuş, alttan haber uçurdu. Arkandan atıp tutuyormuş. Hmm. Doğru söylemiş. Beni kovaladıkça kovaladı vallahi 4-5 arkadaşıyla. Bir tanesinin paraşütü vardı biliyor musun? O zaten şey, paraşütlü paramotormuş. Uçarak kaçmış olay yerinden. Evet, onu yakalayamadım. Şimdi hangi deli rolü mü yapacağım? AJ'nin attığı pası mı atacağım abi? Şimdi dur. Altan haber uçurdu. Onlar da bana bu bilgiyi verdi. Bence deli rol en güzeli ya şu an. Yapalım, deneyelim bakalım ne kadar yerse. Diğerinde çünkü fail vereceğim. Her ikisinde ne oğlum? Ha, o zaman hem deli hem onu bağlayarak güzel olur. Oğlum lan. Sendeyiz. Ref, Saruhan'ı getirsen. Anlaşıldı. Tabii ki. Şimdi hiçbir şey yok değil mi şu an? Yani yoktur herhalde. Tamamdır, siz kontrolü sağladınız zaten. Sağlanmıştır aslında. Tamamdır. Diye Saruhan Bey ben. Buyurun. Herhangi bir sağlıksal konuda danışmanlık gerektiğinde tamam. Numaram var mı? Ben sende? Hallederim. Andrei, hallederim ben. Kapıyı açsana abi. Aynen, açayım açayım çıkar. Şimdi durun. Aa, öttü lan bu. Ayağında. Kimde kalın sonra abi? Ayağındaki at şey ötüyor ya. Ayağındaki o dıgı 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 ötüyor. Bak şu tarafta, üzerine gel, zıpla. Oğlum dur gelmesin, gel, söyle gelmesin, gel. Koru beni, dur. Gel, geç arkama geç. Üzerimdeki metal eşyalar ötüyor. Bunlar metal iyici, tamam, paraları yiyorlar. Siz yaparsınız abi. Siz. Bak şu üzerinde metal şey, tencere var ya sarı. Evet. Küçük tencere, evet, omlet, evet. Küçük tek yumurtalık. Dikkat et, evet. Sana da saldırmasın. Sıkıntı yok. Gel sen, ben seni koruyacağım, gel. Tamam. Burası bizim korumalı alanımız. Buraya kimse giremiyor Saru. Gel. Buraya ne atlar girebiliyor ne uçaklar, gel. Ondan sonra yeşilli bir eleman aynı şekilde. Oo. Öyle bir hareket olmadı. Demek ki şehrin içine uzay istasyonu kurdunuz. Tamam. Aynen öyle. Gel buraya girsen. Tamam. Burada sana kimse ulaşamayacak. Kimse. Amına koyayım, maskara olduk. Aslan gibi çıktık, vurduk deseydik amına koyayım. Allah Allah, alt tarafı 300 yatıp çıkacak ya. Andre, diğer şahıs nerede? AJ nerede? Diğer şahıs sizle birlikte gelmişti. Kimle birlikte? Memur Rossi ve şey Rainbow. Hep chat'in etkisi bunlar işte. Ben yapacağım rolü unutuyorum. O kafaya giriyor zamana koyayım. Gerçi yok lan, Bünyamin de aynı şey. Siktir lan sen. Onur'a ufaktan şey hazırla ya. Şöyle temiz bir, artık Konur diye mi açarsın, Kavun diye mi açarsın? Tipini siktiğimin gevşeyi. Böyle iğrenç bir karakter olamaz ya. Seni bir saat önce boyuna silah dalayıp çıldıran adama da öyle şekil koymazsın Mert. Hani bir tık yani. Neyse, yayın bitsin sonra bir OC ders veririm ben size. Yanındaki adam kim amına koyayım? Yedin kurşunu, oturdun oğlum. Araba da gitti. Alaz tehlikeli, evet. Alaz bayağı, bildiğim kadarıyla bayağı terso manyak bir şey. Ya geyik yapıyorum be oğlum ya. Ne güzel rol yaptık, ne olacak? Ama hani bu kafadaki Saru yapamaz abi şu an. Ha tamam, o zaman. O bana niye sıktı onu bilmiyorum. Ya da harbi ayağıma mı sıkmak istedi, yere mi sıkmak istedi, onu çözemedim.
Ah canım, bu polis de vurulmuş. Kolay gelsin. Sarı Bey. Efendim. Karnınız aç mı? Suya ihtiyacınız var mı? Yok yok, şurada bak, hep biberleri burada unutmuşlar, çürümüş. Bunları toplayayım da bir ayıklayayım. Onları toplamayın isterseniz. Onlar çürümüşler dediğiniz gibi. Neyi topluyor? Yok, biberlerin yarısı bak mundar olur, yazık. Menemende kullanılır bunlar. Bak suyu aşağıda ısıtmışsınız, içinde karamel sos da atmışsınız. Ne sos? Karamel sos, suyuyla karameli karıştırmışlar, biberi içine eklememişler. Hüseyin. Abo, ben gidiyorum. Hüseyin, dur sen gitme. Efendim. Sen şahsın başına bekleyebilir misin? Tabii beklerim. Tamam, sen de o zaman şahs. Ne oldu? Karamel şey sos ya. Yapıyor. Ay neydi? Karamel sos yapıyormuş da. Karamel sos yapıyor. Ne yapıyor? Karamel sos. Karamel sos yapıyormuş da efendim kendi kendine. Klozette. Biber topluyoruz şu anda. Anladım. Sıkıntılar büyük. Kim attı bu biberleri? Özür dileriz, biz attık. İkizden, ya kusura bakmayın. İkiz diyorum. Ya bak, bir bilgi aldım. Burada hep ataçlar kalmış. Ya bilmiyorlar, ataçlarla biberleri yan yana koydun mu çok güzel olur. Niye de şeyde. Harbi mi? Pamuk şekerim 5. Yardımcı olabilir mi istersen? Yok yok, bu işin bilenine bırakacaksın. Doğru, haklısın. Lan sikil. Sen gel, sen orada bekleme. Sen şurada bekle, şahsı kontrol et. Bu zaten biber mi, bir şey saldırır mı? Tamam, şu kemeri ver, kemerini ver. Kemerini, onu suyunu sikeyim biraz. Ne yapacaksın kemerimi? Ne için vereceğim sana? Lan esans versin, suyunu sıkacağım işte, hazırlıyorum bak orada. Dur, ayarlayayım bir tane kemer. Bir ayarla, bir tas yersin. Uzun mu olsun, kısa mı olsun? Fark kemer etmez, suyunu sıkıp sen bırakacağım. Sen ona tamam, kemerle ikimizin şavuş bozok, mesai sonu bildiriyor. Ona bir şey versen. Böyle bir tane şey var ya. Muz ver, muz kemer diye. Muz mu vereyim? Dur getiriyorum. Sonra... pek içeriye girmesen... Şimdi beni sorguya aldıklarında ne olacak çok merak ediyorum. Tamam. Tamamen saçma sapan cevapları vereceğim. Hiçbir şey yapmayacağım. Bir denemek istiyorum bakayım. Deli rolü ne oluyor yani? Çünkü dojlanılabilir bir şey bu. Deli rolü ne kadar yapabilirsin? Yani her tutuklanan deli rolü mü yapacak mesela? Kemeri getirdim, al. Ha, getirdin mi? Olmaz ya, ben sana kılçık getir demedim. Kemer. Kılçığı ne yapayım ben? He, yanlış mı oldu? Yanlış, kılçık getirmişsin ya. Sarı kılçık bu. Tamam, pardon, götürüyorum. Bir yandan da yiyorum. Saruhan. Efendim. Gel benle. Bir dakika şu domatesleri de soydum ha. Ne yapıyorsun aslanım? Beklesin, geleceğim hemen ben. Sen geç böyle. Bulaşıklar içeride mi? Evet. Hüseyin yardımcı ol. Tabii. Buyurun. İhtiyacı varsa tamamdır. Karşıla. Tamamdır. Ya Saruhan abi. Ha söyle kardeşim. Şey yokmuş ya. Ne yokmuş? Kemer yokmuş ya. Yok muymuş? Tamam ya. Neyse, ben biraz şey... Söyle hadi, tişörtten koyarım, biraz lezzet katar o. Ama buraya aldınız beni. Ben şimdi nasıl tamamlayacağım o yiyeceği? Onu başka bilen arkadaş yapıyor. Tamam. Sen sıkıntı etme. Hüseyin çık dışarı. Akvaryumun suyunu unutma ha, değiştir. Tamam. Başka kelal hakkı ne söylenebilir amına koyayım? Etrafıma bak.
su. Random sallarım bir şey işte, bakalım ne olacak. Çok saçma şeyler düşün. Duvar. Duvarla kelak olan bir şey düşün. Çim mesela. Bak bu çimleri hiç sulamamışsınız. Bu çimlere kim bastı? Bak hep buralara basmışlar gibi. Bak kameradan beni izliyorlar. Dur şöyle devam edeyim. Yıldızlar da kayar. Arkadaş ya. İş toplantısı yapalım dedik. Bir para kazanma yolu bulalım dedik. Nerelerdeyiz ya? Aynen öyle. Özellikle bugün dediğim gibi kimse yoktu. Ya işte. O ayrı bir konu. Şimdi bana bakın. Organ mafyaları. Bir dakika. Sarucum, senden bir tane daha böbrek almamı mı istiyorsun? Ney? Senden bir tane daha böbrek almamı mı istiyorsun? Bebeği siktir et, bak bu kutu kolalar hep acıkmış. Onlara bir... Kolalar mı acıkmış? Evet, yazık günah, incecik kalmışlar. Git biraz... Ben köfte ekmek getireyim, kabart, sen ver istiyorsan kabartma onlara. Kabartma tozu getir de şu kutu kolaları besleyelim. Kabartma tozu mu istiyorsun? Evet. Bekle Saruhan'cım, bekle. Salakça hareketler yaptın, hiç kulağıma geldi. Ha gel gel sen o sakallı sen olan gel. Bir de bir beynini yakayım senin. Saruhan ne yapın? Kutu kolalar acıkmıştı, onları besliyorum. Neyle? Efendim kabartma tozu istedim. Şimdi parmak ucu yalattırıyorum. Getirdin mi kabartma tozunu? Hemen getiriyorum. Ha tamam. Direktif başlatayım mı? Başlat başlat. Oy benim oğlum. Oy senin başınla A'dan Z'ye kadar ileri geri mi yap? Ney? Oturayım tabii. Oturabilirsin istiyorsan. Hay ananın. Of yoruldum vallahi, hepinize yemek yapmak çok zor ya. Ellerine sağlık. Sen de olmasan öldürdüm. Getirdin mi kabartma tozunu? Al bakalım. Nereden buldun ama? Bizim mutfak çok çalıştığı için şanslısın Saru. Siz anlatın anlatın, ben şu kutu kolaları besleyeyim de. Yok ya, acelemiz yok. Sen besle, besledikten sonra konuşuruz. Aslanlarım benim. Bak nasıl ağızlarını açtılar. Bak bak bak. Ellerine sağlık ya. Çok güzel gözüküyor valla. Yarası bir doymuş bak. Gibi onlar sanki. Ha doydular yani. Doydular. Efendim. Kimin? Işık başladı gene benim. Kim diyor? Ben okumadım. Yani kim ama diyor ki? Hastaneye intikal edildi ya, kimse demiyor işte. Yani kimse diyemez ki zaten. Saru'ya baksana. Anlaşıldı sizde. Yani sence Saru diyebilir mi şu an benim Miranda haklarımı okumadı diye? Haklısınız. Var mı öyle bir ihtimal? Bana da şuradan bilgi geldi onun için. Yok öyle bir bilgi canım. Öyle yani. Bir bilgi olur mu? Saruhan'ın Miranda hakları okundu. Soralım. Saruhan sana Miranda haklarını okundu mu? Hayır, o çimleri ben sonra toplayacağım. O... Bak okundu, gördün mü? Okundu mu? Bismillahirrahmanirrahim, dur. Bak okunduysa ona göre git açacağım. Orucu mu? Durum çok kötü ya. Evet.
Bak zaten saatlerdir yemek yapıyorum size, aşk olsun ya. Ya yanlış alarım, ben ne bileyim akşam ezanı beklediğini. Neyse dur, ben şu çimleri biraz daha budayım de. Ya biz burada ne yapıp beni çalıştırmaya mı getirdiniz? Sen şu an kendini nasıl hissediyorsun? Yani biraz böyle hafif hafif üşüme geliyor. Gözlerim hafif puslu. Kalbim de kırık. O en son bana kanat sallayan ejderha var ya, onu gördükçe, hatırladıkça canım sıkılıyor ha. Çimleri o yüzden bu diyorum. Büyüsünler de savaşsınlar o ejderhalarla diye. Anladım. Andre, dışarı çıkar mısın dedektif yalnız? Saru. Teşekkürler. Tabii. Evet. Bundan yaklaşık 1-1,5 saat önce kırmızı bir arabaya bindin. O arabayı hatırlıyor musun? Ben mi bindim o ata? Ata değil, arabaya. Ya benim tek hatırladığım kırmızı kırmızı pamuk şeker. Bak o çok lezzetli gözüküyordu ama başkası satın almış. Anladım. Ama bir bilmiyorum, bir daha karşıma çıkarsa affetmem, emcüklerim. Ha doğrudur. Dedektif. Hoş geldin Vatoz. Bu arkadaş iyi değil ya efendim. Devam edin, devam edin. Yani çok devam edilebilecek bir durumda değiliz. Eğer uygun görürseniz benim durumla alakalı bir önerim var ama. Ne yani bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Bu memeleri kim dizdi buraya? Hüseyin. Büyüklü küçüklü kim dizdi buraya? Ayıp değil mi? İnsan üstüne 2-3 tane sütten atar ya. Ya çok uyarıyoruz da. Efendim dedektif. Yapmayın diyoruz şunu ya. Yapmayın bir şey var. Dikkat edin ya. Baksana ortadakinin uçları dimdik olmuş ya. Şimdi dedektif, Saru Bey'in akli durumu pek sağlıklı değil. Hastaneden raporu da var. Şimdi bu tarz durumlarda kişilerin cezai ehliyetleri olmadıkları için biz ceza veremiyoruz ya. Evet. Ama bu kişi silahla polise ateş etti ya. Ben bunu gözlerimle gördüm ya. Gördün mü? Şimdi ben bu adamı bu haliyle federale gönderemem. Yani bir ruh ve sinir hastalıkları böyle hastanemsi ama aynı zamanda kilitli, süngerli odalarımsı, kafasını duvarlara vurunca parçalamayacak durumlar, öyle bir yer ayarlasak. Siktir. Tamam. Ben mi görüşeyim? Yani çünkü ben şimdi Saru'yu bu haliyle ben federale yollayamam. Bu haliyle sorgu alamam. Sorduğum sorulara cevap alamayacağım. Ama buradan elini kolunu sallayarak dışarı çıkmasına asla ve asla müsaade edemem. Ben bir görüşeyim, dönüş yapayım size Ulu Türk. Size zahmet efendim. Bak bunun ampulü yanmış ha ucunda. Siyah ampul var mı? Hangisinin? Şu şeyin işte, direğin. Ama o ampul değil ki ya Saru. Ampulü o yanmış işte. O sende yanıyor mu şu an? Ya yok, az önce ben oynaşırken bir söndü galiba. He. Neyse dur bakayım. Şuradan bir ampul bulurum ben. Sen onu da halledersin ya. Hallederim hallederim, bana bırak. O senin işin aslanım. Ama bak o memeleri alın oradan. Lan bir bak bakayım hala duruyor mu? Aa, hangi ara aldınız onları? Ya sen benim ne kadar deli bir dedektif olduğumu hala bilmiyorsun ha. Bak hep silindir, yuvarlak yuvarlak izleri kalmış ama bardak altta gibi. Onlar çıkmadı işte. Sen çıktıktan sonra temizleteceğim ben onları arkadaşlar. Bak silin ya. Ejderhalar biliyorsun meme yiyorlar. Ejderhalar meme yiyor. Bak bunu yeni öğreniyorum ha. Yani böyle birkaç sorgu aldım Saruhan da sonu böyle olmuyordu. Bu böyle bitecek herhalde. Neyi ya? Şu an nasıl hissediyorsun kendini? Kendimi çok puslu ve dağınık hissediyorum. Bu kaybettiğim 12. Krallık Savaşı. Eğer bir gün babamdan kalan kılıcı bulursam
Bütün salatalıklara savaş açacağım. Bu da buradan sözüm olsun. Yani seni kendine nasıl getirebiliriz diye düşünüyorum da. Bundan sonra tek müttefiğim domatesler. Çok iyi. Sana bir soru soracağım. Tabii. Saldıracak olsan türbüşon mu kullanırdın yoksa halı mı? İlk söylediğini anlayamadım ya. Diyorum ki saldıracak olsan halı mı kullanırdın, türbüşon mu? Türbüşonu niye kullanayım halı varken? İşte aynı kafadayız. Sen de gerçek efendim bir savaşçısın. Evet. Anlaşıldı efendim. Yani ben Saru'yla burada iki günde kalsam böyle birbirimizle dalga geçeceğiz. Değişik sorular sorulacak, cevaplar vereceğiz. Güleceğiz, eğleneceğiz. Burada boşuna bekletiyoruz yani kişiyi de. Ne yapacaklar acaba? Federale atmıyorsam. Tamam, anlaşıldı. Ne yapıyorsun? Zikre'ye mesaj mı attınız? Bir de kapalı kutu içine sokalım diye. Sana çok kötü bir haberim var. Hayırdır? Organ mafyası senin izini bulmuş. Yapma be. O zaman yıllardır savaştığım ejderhalara ulaşmam gerekiyor. Bana acil olarak tripod lazım. Tripod. Ejderhaya ulaşmak için de. Evet. Ya nasıl ulaşacaksın diye sormak da istemiyorum da dayanamıyorum. Nasıl ulaşacaksın tripodla ejderhaya? Tripodu açtığın zaman ucuna da bir tane yumurta koyman yeterli. Anında uçarak geliyorlar, kanıyorlar yumurtaya. Her yapana geliyorlar mı, sadece sana mı geliyorlar? Hayır, benim özel güçlerim var. O yüzden geliyorlar. Başka ne var gücün mesela? Onları zamanı gelince öğrenirsin. Sen şu an bana güveniyor musun? Tabii ki de güveniyorum. Sen de bir savaşçısın. Eyvallah. Şimdi Saru, seni buradan çıkaracağız. Ve o organ mafyasından biz onları yakalayana kadar seni uzak tutmamız lazım. Seni onların kesinlikle ulaşamayacakları çok gizli bir yere koyacağız. Sen bir süre orada kalacaksın. Biz ne zaman onları tamamen hallettik, yok ettik, artık sen güvendesin, o zaman gelip seni oradan çıkaracağız. Anlaştık mı? Tamam, ama bana bir tane şey verin. Söyle adını. Bu tripod'tu en son. Yok yok. Walkman'ler vardı, Walkman'ler, hatırladın mı? Aynen, kulaklıklı. Ha aynen, ondan bir tane verin de şu bizim buzdolabı altlığıyla konuşacağım. Sen onu aramadın mı hala? Özel frekans sadece Walkman'le çalışıyor. Gel gel. Hüseyin. Efendim. Saru Bey'i alalım, nezarete koyalım. Mafya arkadaşlar ulaşamasınlar. Geçmiş olsun Saru. Eyvallah, şeyin ocağa mı gidiyoruz? Aynen aynen, gel. Bak, yedireceğim sana ha ondan. Tamam. Ellerimle yapıyorum. Teşekkür ederim. Hangi nezarethane istersin? Pardon, ocağa, özür dilerim, ocağa. Hangi ocakta çalışıyordum ben, bunda mı? He, bunda çalışıyordum. Tamam, burada devam edeyim ben. Tabii, buyurun buyurun buyurun. Biber de toplayın arada. Biberleri ayıkladım. Sıra nelerde biliyor musun? Bilmiyorum vallahi, söylesene. Hazır mısın? Bak, hazırım. Tarifimin en özel parçası. Tamam, dinliyorum. Duvarda gördüğüm bütün tabloları alacağım, ince kıyım kesip üzerine de kamera dökeceğim. Of, karnım acıktı ya. Hüseyin'cim gel. Allah affetsin. Sen de kafayı yedin galiba. Beni de yedirtirdi. Tablo vardı, tablo kamera falan döküyor üstüne. Krem şanti tadında. Krem şanti. Ya aga be. Oğlum hapse girsek çıkmıştık amına koyayım ya. Aç chat'i aç ya. Sohbet edelim amına koyayım. Aç aç. Delirttik heriflerin de kafayı yaktık ya. Amına koyayım, bu nasıl bir şeydir? 1,5 saattir biz ne yapıyoruz burada? Türkçeyi unuttum ya.
Oğlum hep çetin bok yemezliği bu. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Oh. Buyurun şuraya gidebilirsiniz. Anladım. Orada güvenli bir odaya koyunca kapısı bacası. Gelmiyor. Nerede? Burada. Yanına girebilir miyim? Ya gir. Yok izin veremem. Niye o kadar? Gel çok güzel. Bak biberle tabloları ince kıydım. Şimdi karamelli şey sosunda kavruyorum. Arkadaşlar biz müsaade edelim. Abi. Oo ejderha savaşçıları. Şişt, bana bak. Kanadını kırdınız mı lan efendim? Şeyin? Kuşun. Kırdım abi kırdım. Ha iyi. Şişt, bak pamuk şekere dikkat et. Güneşte kalmasın. Bozulur. Yok canım sen merak etme ben varım burada bir şey olur mu? Yok lan bir şey olmaz. Araç kullanabilecek misin? Hemen bakıyorum. Ya kriz geçiremem artık ya bunun üzerine bir kriz daha geçirdim. Senin keyifler nasıl? İyiyim lan yemek yapıyorum şurada ya. Bir iki tane tablo eksiğim var ama. Onları da aldım mı tamam. Bakayım yan odaya gittiğim zaman alacağım iki tane. İyi yayınlar. Yemek yapıyorsun ha? Yemek yapıyorum ya burada biber unutmuşlar. Onları dilimliyordum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Niko bizde misin? Arka tarafa mı çıkarayım? Andrew arkaya tarafa mı çıkarıyorum? Evet. Emoton'u yazsanız abi tekrar. Başla abi 10 dakika yarım saat konuşmuyoruz. Tamam. Açıldı an millet yönlendirmeye başlıyor. Çok garip ya. Tamam biz de sizi çok seviyoruz gerçekten. Neyi mi yapıyorsun? Efendim? Neyi mi yapıyorsun? Vallahi işte bilmiyorum ne malzeme varsa yapıyorum. Bunun adı biberiye dolmalı tablo. Ne alaka? Biberiye dolmalı tablo. Evet biberiye. Evet. Neyse. Güzel. Ufak ufak gerçekten kafayı yemeye başladım. Be aman. Bebeğim az kaldı. Oğlum dayanamıyorum lan. Konuştuğumu unuttum oğlum. Beliye rahatla amına koyayım siktir et. Bunlar beni bir yere kapatacakmış. Neresi orası acaba? Hastaneye götüreceğiz diyorlar. Ama başka bir hastaneymiş. Ne lan deli hastanesine götürecekler. Evet. Ulan orada daha çok kafayı yerim ben. Abi bu arada iyileşene kadar. Onu bunu yani. Bırak Miko nerede Miko? Miko'yu hiç göstermediler. Nasıl lan Miko'yu yakaladılar mı? Yok. O departmanda dediler ama ben hiç göremedim. Görmek istedim göstermediler. Allah. Senin araban neydi? Neyse dur bakalım. Çaktırmayayım şimdi. Ama ne kadar daha dayanabilirim bilmiyorum. İyiyim ama artık diyorum ya acıya alıştım acıya hissetmiyorum. Bir de bana ne ilaçlaydılarsa amına koyayım hiçbir şey hissetmiyorum ki. İşe desen işediğimi fark etmem. Evet. Evet. Miko'yu da sorsam mı Tarkan'a ya? Bana ne ki? Bak neyse ki. Şey gözündeki saçları sile. Gıdıklar o. Sen de şu bak ayıp ediyorsun ha pamuk şeker. Ha. Çubuğunu düşürmüşsün yere. Yaptığın suçun cezasını biliyorum. Çubuğu mu? Evet. Alayım ben. Şey, alayım yerden dur. Alayım takayım. Al tak ya. Nasıl yiyecekler seni? He tamamdır. Soracak başka bir sorum yok. Gel ben. Getirdin mi sprey boyaları? Dur Tarkan'cığım çubuğumu yere düşürmüşüm de onu bir alayım. Şu sprey boyaları getir de şu biberlerin içine olur. Doldurayım. Ay bağırıyormuşum çok özür dilerim. Ay bağırıyormuşum. Çavuş. Pamuk şeker yemek isteyen var mı? Bir gelir misiniz? Biraz geleyim. Daha durabiliyor muyum? Omuz olduk mu elinde çıkalım şartı. Bir dakika daha verebilirim niye sana? Ya. İsminiz hanımın. İstiyorsan çıkabilirsin sana. Çok kullanıyorum şu an. İyiyim efendim şu an için ya. Tamam. Beni de meze yapmazsın yani. Ya ne yapayım aklıma bir şey gelmiyor ki. Şş, Altan şu Miko'nun durumunu öğren oğlum bir şekilde. Öğreneceğim. Şeye, Aziz Vefa gelip söyleyecekmiş Tarkan'a sordum.
Bu diğer eleman bizim çocuk ne durumda? Az önce gördüm burada onu. Bilmiyorum ki. Göstermiyorlar ki hiçbirini. Oğlum bak o çocuğun kafası çalışıyor ha. Hastanede hemen orada bağırdı çağırdı bir şeyler dedi. Ulan Saruhan dedi seni bulup öldüreceğim dedi işte benim silahımı çalıp bana sıktın ha falan diye. Yani bir şey diyeceğim. Yalandan istemsizce ben de galiba destekledim sizi. Bu kötü değil. Ne yaptın lan? Ben dedim ki onlara bu adamı ben işe almaya getirdim. Yani iş başvurusuna geldi. Sonra Saru abim buna bundan bir cacık olmaz dedi dedim. E peki o öyle melekler abi. Sana gelip söylediğinde perilerle birlikte kavga etmediler mi? Tamam mıyız? Yok yok hiç hayır, dokunmadılar değil. Birbirlerine. Ya o periler kaşarlık yapıyor hep. Bak söyle melekler adam gibi davransınlar. Sikerim belalarına. Tamam abi tamam o iş bende. Ben kulaklarını çekeceğim. Tamam. Ejderhalar elan saldırabilir bak ayık olun. Var mı bizim istediğim şey? Dikkat edin arkanızdakiler organ mafyası. Böbreğimi çaldılar vermediler hala. Buyurun beni takip edin. Biz geleceğiz abi yine. Tamam tamam. Ejderhalarla geliriz. Hadi görüşürüz. Ben hadi yemek bitince haber veririm size gelirsiniz. Hep beraber yeriz. Tamam. Sevki gerçekleşmiş evet, için şahsı aracı alıyorum. Nereye tamam. Gidiyor? Anlaşıldı. Yukarı bir geçelim biz. Ben bilgisine geçeyim. Memur Elvacı araçlar hazır mı? Herhangi bir yardım lazım mı efendim? Saru. Buyurunuz. Şimdi buradan çıkacağız ama seni gene böyle hiç kimsenin sana erişemeyeceği bir bölgeye sokacağım. Ya erişsinler erişmesinler fark etmez ben orada da yapacak bir şeyler bulurum. Atlar gelmesin yani. Hani atlardan diyorum hani. Gel. Benim iyiliğin için. Oğlum tamam atlar zaten bana zarar vermiyor ki. Sana organ mafyası kovalıyor onlar. Duyduğuma göre organ mafyalarını dört bacak arasına alıyorlarmış. Yapacağız. Evet. Sen gel şuraya. Kötü kollayın ha. Aa siktir nereye götürüyorlar acaba? Çekmeye razıyım kaprislerini. Hadi artık götürün ya. Hadi artık götürün ya. Götürün kardeşim. Neyse çileniz çekeriz. İki araç hazır mı? Hazır. Bak. Oğlum dondurmalar bozulmuş burada ya. At chat artık bir yönlendirme yapamazlar. Aç abi. Yönlendirme yapanı çakın abi timeout'u. 3000. Aleykümselam. Evet arkadaşlar. Bu arada yayın sonu video izlememiz yok mu? İzlememiz yok mu lan bir de o? Çok canım çekiyor izlemek istiyorum. Emeğimi bir daha izlemek istiyorum. Herkesin emeği var orada da tabii. Bir tüylerimiz diken diken olsun mu gene? Oğlum ben role karışmayın derken ben triggerlanmıyorum. Ben alışayım abi. Bunu çok başka yayıncılara da yapıyorsunuz. Ona çok triggerlanıyorum. Hele aboneler bunu yapınca iyice triggerlanıyorum. Ya abone play'i ayrıştırdığım için değil. Yani siz yazdığınız şey kabak gibi gözüküyor. Daha da çok dikkat etmeniz gereken şeyleri etmiyorsunuz ya ona sinirleniyorum. Yani. Çağrı temiz yayın delisi almış. Eyvallah kardeşim. Ben kaçırdım baştaki videoyu. Çok ayıp bu arada. Aa başlık müziği sen çok kaçırdın. Baştaki müziği sen çok kaçırdın ya. Aynen. Ulan seni sıkılmadan izliyorum. Senin bir, nasıl bir auran var. Kardeşim ben şu an hayatımdaki en pert yayını yapıyorum. Neyi bekliyoruz biz ya? Sen cruiser açabilirsin. Hadi ejderhalar gelecek hadi lan. ...300 dakika için 600 dakika bekle. Olsun abi ben seviyorum ya. Taşak geçelim işte biraz yeter. Ama... ...of şey rollerine de gireriz. Mesela ben hep... ...karakter gelişimi bazında konuşuyorum. Hep Rambo kullandım bilmem ne ya. Mesela Sultan satın aldığımızda... ...hep beraber...
Ekiple gider sultan kullanmaya öğreniriz. Birine rol paslarız, gelir bize öğretir mesela. İşte ne bileyim, ev bulduğumuzda ya da ne bileyim işte böyle bir banka soygunu konusunda tecrübeli olan birileri varsa onlardan bir şeyler öğreniriz. Arkadaşlar, erkek çıkışa gelin. Üzülüyorum, o kadar zamanımız gitti bu dev rol için. Hiç üzülmüyorum valla. Bana ne oğlum, telefon üstümüzde kaldı. Ha ben... Oğlum Tarkan, polisler oğlum, artık üstü arayabiliyorlar İçindeki galiba. İçindeki şansı aşağı indirebilir miyiz? Evet. Evet. Buyurun arkadaşlar, bir girin. Bir daha mı bineceğim? Birazdan bindireceğim. Eline kuvvet. Az siktir. Ooo sos soslar gelmiş. Ya siktir deli deli deli. Sarana bu kafası yavaş salsana sallar. Bir şey söyleyeceğim. Eğer olur da herhangi biri saldırırsa silahıma nasıl davranacağım? Gerek olmayacak. Kimse sana saldırmayacak çünkü. Önden bir yırtık aç ne olur. Yırtık mı diyor? Önden diyorum, pencereyi aralayın. Aralayın, aralayın. Havalansın. Saran komşu şimdi açacaklar. Gibi. Gittiğin yerde rahat rahat havalanırsın Saruhan. Evet doktor beyler, keşin arkaya sizde. Evet. Beyefendi, gelin gelin buyurun. Yalnız etrafı toplamadım. Ayıp olmasın. Sıkıntı yok. Hallederiz biz. Bak ne zamandır aidatını ödemiyorsun. Biraz geciktim, haklısın. Evet, yani yönetici malum, şikayet ediyor. Malum, kardeşimize yetişmekten. Çöpleri hep kapının önüne koyuyor musun? Bak bu adam hiç öyle yapıyor mu? Tamam, alalım arkadaşlar, haydi. Sus da siktir git modundalar. Siz de bu araçta gelin doktorlar. Tamam, bindirin beni de bineyim. Andre, eline sağlık. Heh. Afiyet olsun efendim. Sarı'ya bir şey olmadı lan. Sarı'yla şu an geyik yapıyoruz da artık kabak tadı verdi. Amına koyayım, hadi gidelim. Of of. Aa, of of gerçekten. Geçebiliriz. Çok kilitlendi onlar şimdi. Ruz ekiple açık gerçekleştiriyoruz. Takipte kalırsınız. Sarı'ya da beyaz gömlek. Ulan Bünyamin. Amına koyayım. Hastanede yatar çıkar. Aman. Hapishanede yatar çıkardık. Şu an niye deli konumuna düştük biz ya? Ulan niye miye çıkabiliyor deli rolüyle, biz az şeye gidiyoruz. Ayıp ya, ordu getirseydiniz. Altan Bey, ben Aziz Vefa. Doktor Bey yanınızda mı? Tamam, şunun bilgisini verin. Psikiyatriden düğüne mi raporu düğüne mi gidiyorsun? Kadar Saruhan orada olacak. Onun doktora bilgisini verin. Şu anda geldik zaten. Gerisini konuşuruz araştırınca. Aa. Tamam. Ha, sen düğün şeyi yaptın, doğru. Yak yak, polislere daha zorluk çıkarmayacağım. Beni içine mi unuttular lan, ne oluyor? Lan Mia hem chatte yazıp hem nasıl oynayabiliyor lan? Aç kapıyı. Kaç gündür evdeyim ya. Oh temiz hava. Ne denir? Deli elbisesi mi? Ha, deli gömleği.
Doktor bey, bilgisini verir Altan. Zaten size. Kontroller işe ne zaman gelinebilir? Gerek var mıydı böyle bir şeye? Bu bizim uyguladığımız bir şey değil. Yani doktorların uygun gördüğü bu şu anda. Ah benim abim var. Oğlum sıkıntı yok lan. Hep hayalimdi lan. Bak pamuk şeker oldum. Müslüm. bu sizin verdiğiniz rapor güncellenene kadar, yani iyi olana kadar burada olacak, misafir olacak. Ziyaret saatlerini görüşürsünüz. Fiziksel şeylerin kontrollerini ben yapacağım zaten, psikiyatri değil mi? Tamam doktor bey, yani gerisi sizde artık. O gelin içeride bir kahve içelim. Evet. Geliriz. Sen geç, başla abi yapmaya, biz geleceğiz içmeye. Tamam bak, o biberli şeyi dur burada da yapayım ben. Şu organ mafyalarına bak dikkat edin, şu kullanıyorum ha. Biz onları şikayet oğlum, ederiz ya. Onu şekerse pamuk şeker her zaman üstündür. Bak bu adam lollipop. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sarılmak istesek sarılamayacak mıyız adama? Kolları bağlı. Doktorlara sorun diyeceğim ama yani siz sarılabilirsiniz büyük ihtimalle. Ben alıştım zaten, dur. Bak çok yaklaşma. Tel tel pembe beyaz karışırsa müşteri çıkmaz. Buluruz ya müşteri, yiyecek bulunur yani. Kırmızı çok iyiydi ya. Evet, kırmızı çok iyiydi. Tamam hadi, vedalaşıyor muyuz? Evet. Geçmiş olsun Sarıhan Bey. Teşekkür ederim, sağ olun. Şey yaparız, haberleşiriz. Yakalarsanız ejderha alır bak, şşt, haber verin. Ziyarete kırmızı pamuk şekerle geleceğim, sen merak etme. Tamam arkadaşlar, bizlik bu kadar. Hadi, geçelim biz. Ben nasıl el sallıyorum acaba şu an? Abi sosu getireceğim ben sana, rahat ol. Yemin. Ne zaman git çıkar? Yapacağını üstü sıkayım. Bırak lan, doktor musun? Abi hastane. Yemin bence bir süre çıkmasın ya. Yemin var, Mia var. Cidden çıkmasın bak bir süre. Oğlum bak, beni bundan sonra çıkartın. Neredesin? Bir de federal atarlarsa ben onu sikerim. Tamam git, biraz kasabada kal. Duyuyor mu bizi? Abi. Abi. O içeride. Ne seveceksen söyle, ben iletiyim. Duymuyor mu? Ben içeri girebilirim, doktorum biliyorsunuz ama. Ha şey desene. Ejderhalardan bir tanesi kırmış yumurtayı, kaçmış. Alo. Oğlum çok kötü durumdayım. Aa kim kaçmış lan? Evet. Geleceğim. Geleceğim de bakacağım da şey Sarı abi. Ben merkez hastanedeyim. Ananın. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Anın. Çok sıkı bağlamışlar herif ya. Çok gerçek. Ben bir içeri gireyim, durun. Dur. Dünyanın yapacağını sizi. Ya içeri girdim de ya. Tamam dur doktor, dur bir ya. Tamam ha. Keyifler nasıl abi? Valla sana hiç lafım olurdu ama yanımda doktorlar var. O ejderhaların ben tamına koyayım. Başaramadık abi. Merak etme, bulacağız onları.
Seni ben nasıl çıkaracağım buradan? Kolumdakiler rahat mı? Gevşeteyim biraz. Yemi duyuyor musun? Rahat rahat. Önümden onu çizik aç, dedi, aç dediğimde açmadılar. Ben nasıl işeceğim oğlum böyle? Çıkartacaklar mı içeride? Penisin dışarıda abi şu an. Yok abi seninki artık. Çok zor içeri girdi. Konfor odaklı. Neyse sen şey yap. Söyle bizimkilere merak etmesin. İçeride şimdi sana fikri anlatacaklar biliyorsun ama. Tamam sana bilgi verdiler mi ben ne kadar burada duracağım? Benim sana acilen bir rapor yazmam gerek. Mia dur dur Mia. Seni kontrole ne zaman gelebilirim onu bilmiyorum işte. Bak güvenlik ya. Ters ters bakıyor. Kim güvenliğini ya? Maşallahı vardı. İçeri kadar çıkmasın. Şöyle bir durum var işte. Şimdi içeri gireceksin. 25-30 tane böyle deli kapının delinden bakıyor olacak abi. Neyse çok yabancı kalmam oğlum. Yok yok sen biliyor musun hikayeyi? Hangi hikayeymiş o? Diyorum ya 25-30 tane şimdi içeride deli kapının delinden bakıyor olacak abi. Sıra sıra böyle bakıyorlar sıranın sonuna geçiyorlar. Bu hep böyle olacak. Sonra sen de aralarına geçeceksin seni almayacaklar sıraya. Diyecekler git en arkaya diyecekler. Bekleyeceksin bekleyeceksin ineceksin kapıdan bakacaksın. Onlara diyeceksin ki baktım bir şey göremedim siz neye bakıyorsunuz diyeceksin. Onlar da dönüp diyecek ki siktir git aman okudum çocuğu biz yıllardır bakıyoruz bir şey göremedik sen tek seferde mi gördün diyecekler. Tertemiz edireceksin içeride. Üstüm durumu sikiyim. Efendim. Ulan aslan gibi girer çıkardım her tarafım yara bere içinde zaten. Kızılı mı diyorsun? Yok hayır. Çıkınca bana ne yapacaksın? Alıcın olmaz dedi bozdursan. Çıkınca tövbe edeceğim kardeşim. Duymadım onu. Öyle mi dedi? Bırak. Diğerlerine evet, haber var mı? Geçmiştin galiba. Diğerlerinden haber yok abi. Yukarıdan hiç haberim yok ya. Deli. Hiç. Ne departmanda gördüm ne şeyde gördüm. Hastanede ne gördüm. Bir sor bakayım Altan'a gidip. Bu... Onun da bilgisi yok. Haberi yok mu? El kol yapıyordu. Söylemediler mi sana? Bekle iki dakika gideyim geleyim. Dur. Tamam bir sor bakalım. Ne yapıyor lan? Aha, abim Yuko'yu soruyor. Bunu dedim ya ejderhalardan bir tanesi kaçmış diye. Sen niye girdin içeri? Bunun için girdin lan zaten. Ne bileyim ben boş muhabbete girdim. Adam deli esprisi yapıyor orada. Fark ettim amına koyayım. Ha bir şey söyleyeceğim. Abi Yemin gitme dur. Heh söyle. Kartım pamuk okuyorum. Şekerin alıcısı çıkmış de. Ay beni vurur. Ha vallahi dede bak, sen de gerçekten bak, deri de. Deri gömleğiyle kafa atar bana beni bayıltır. Ben bak bunu bir şey diyeceğim. Biz biraz daha burada durursak ağzımıza sıçacak ha. Yo söyler misin lütfen? Sağlam soktuk deli çıkmasa bari. Söyle söyle sen. Tam söyleyeceğim bekliyorum. Ejderhalardan biri kaçmış abi. Harbi mi lan? Hı hı. O iyi iyi. Kurtulduk o zaman bir tane iyi ejderhadan. Yani ejderhanın birinden kurtuldum. Pamuk şekerin de alıcısı çıkmış öyle diyor. Hangi rengin? Pembenin herhalde. Son kullanma tarihi geçmiştir belki. Beyaz var taze taze. Var mı dışarı iletmek istediğin bir şey? De ki... Yapacağımız o, işte tamam. O pembeler zaten hep boya de boya. Harbiden oğlum ben ne yapacağım burada ya? Bir çöz oğlum şu işi. Atsınlar beni, federal atsınlar. Yani istiyorsan doktorlarla bir konuşayım. Bir teste sokturalım. Efendim? Mia'yı sevdiğimi söyle. Altan kardeşim. Oğlum duyun onu da sevdiğimi içeride, söyle. İçeride. Zaten deliydim biraz daha deli çıkarım. Ne olacak? Söylerim söylerim abi. Sıkıntı yok. Sen bir gece bir yat keyfine bak sabah gelip çıkarım ben seni buradan. Tamam tamam haber bekliyorum senden. Tamam. Ben gitme içeride tamam. Bir kişiye kafa atayım. At at tabii ya içeride keyfine nasıl olsa bak. Deliyim amına koyayım gelene geçene. Lan duvarlar yumuşacık zaten. Kendine zarar veremedi. Adamlar itekle dur. Daha nereme zarar ben zaten neyse hadi sen git git ben işte burada bir ağzına ortam sigara yapayım. Vereyim mi? Ne ortam yapacaksın içeride kendine konuşabileceksin ya. Oğlum belki işime yarar lan dışarıda bir kaçırız maçırız birini. Ya buraya girip daha çıkabilen insan yok haberin olsun. Hayırlısı bakalım. Öpüyorum seni abicim kolay gelsin. Eyvallah. Allah rahatlık versin. Amin cümlemize. Siz rahat rahat uyuyun. Ya merak etme bir şey olursa zaten bana resepsiyonun numaramı bırakacağım. Bir şey olursa seninle ilgili ararlar beni gelirim ben. Tamam rahat hadi ol. Allah'a emanet. Tamam hadi görüşürüz abi. Ya rol neydi? Döndü kafa yiyeceğim. Şuradan bir çıkış. Sıçtık. Ne diyor? Diyor ki son kullanma tarihi geçmiştir o pamuk şekerin diyor.
Öyle mi dedi? Evet. Pembe gıda boyasıdır diyor. Boya o pembeler hep diyor. Bir de öyle dedi üstüne. Hı hı. Bir de sevdiğimi söyle bari. Onun dışında ejderhanın yanına gidiyorum. Araç sizde kalsın. Tamam. Nereye tamam. gideceğim? Tamam. Bırakalım. Dera burada zaten ya. Hadi. Tamam. Gidelim hadi. Atlamıyor. Peki. Hadi herif sevdiğimi söylesene. Tarihe geçmiş ha. Bu. Yak be adam deli taklidi yapıyor içeride. Ben o adamın evlenme teklifini kabul ettim. Ben oğlum evlenme teklifini kabul ettim mi dedi. Kimin evlenme teklifini kabul etmiş? Adam kornaya bastı amına koyayım geçerken. Oğlum ben teklif etmedim. Kim etti? Hadi etmiştir biri de kim kabul etti amına koyayım? Abi Coşkun Soğuk banlarım bu arada. Ya ben gerçekten serverda burada mı duracağım? Oğlum bir tane deli interiörü falan yapın amına koyayım böyle rol mü olur? Oğlum önüme para atarlar lan burada. Ay no clip de içeri gireyim dedim o da olmadı. Amına kodumun hayatı. Abi. RP böyle bir şey yani. Kral girersin, deli çıkarsın. Üst kata çıkabilir miyim no clip'te acaba? Şuradan bakayım bir bak pencereden. Dur. Bir saniye. Bekle. Oğlum tam no clip çok zor bu bizim ya. Olmuyor ya. Ay çok hızlı. Yok shift olmuyor. Neyse oturalım şuraya da bari 2-3 kuruş para kazanır. Yani şu an bu rolü bilmeyen bir adam gelecek diyecek ki kardeşim ihtiyacın var mı diyecek. Ben de hastanenin içerisindedir diyeceğim. Ha gidecek. Ya şimdi burada hemen durum analizi yapıyorum arkadaşlar. Biz her şeye çok güzel başlamıştık. Hata nereden başladı onu. Hatalarımızdan ders çıkartmalıyız. Şimdi sıkıntı nereden çıktı? Öncelikle biz gayet masum bir şekilde ekipçe toplandık. Para kazanmak istedik. Ve bir yol aradık. Şimdi ekibi analiz edelim. Bu yola beni sokan kim? Altan'la Miko. İnatla bana nereye gittiklerini söylemediler ki Saruhan karakterinin ne kadar o bahsi geçen maddeye karşı olduğunu bilerek. Fail 1. Beni bu konuda forsladılar. Ondan sonra ne yaptık? Hata yine Melih'in sıkması değil mi? Ondan sonra gittik. Karşımıza iki tane anten çıktı. Terso terso böyle atar gider. Ulan yani böyle bir rol olmaz. Yani Saru belanın kendisi normalde. Adam hiçbir zaman la yarram orospu çocuğu hadi o zaman hadi yarram diye konuşmuyor. Bu bir kere yanlış bir EP. Bunu bir yorumlayalım. Yani sen ne kadar deli rolü yaparsan yap. Herkes öyle yarrağım amına kodumun orospu çocukları bunlar kim derse çıkar vururlar. Sonra herkes mafya olmuş demek olmuyor böyle. Şimdi bak bizim adminleri eleştiriyorum. Ondan sonra orada sessiz kalıp gitmek olmaz. Ama ben yine onu tercih ettim. Hayır abi bizde Fear RP kuralı çok farklı. Onu açın okuyun.
Vursun zaten. Vurmasın demiyor karakter. Abi öyle bir şey yok bu arada yani. Vursun zaten. Ne demek amına? Vurmak mı zorundayım ben birini zırt? Neyse. Ondan sonra orada ben siktirip gideyim diyorum. Buradan çünkü sorun çıkacak. Öldüreceğim bunları. Ondan sonra arkadan biri bana ateş ediyor. Çatışmaya giriyoruz. İndiriyoruz. Bacağı çalışıyoruz. Arabasını alıp kaçıyoruz. Polis peşimize düşüyor. Bundan sonrası bence hiç sorun değil. Yani polis zaten yakalayacaktır. Kaçabilir. Sen kaçarsın. Sıkıntıyı öğrendik. Sıkıntı bizim ekipte abi. Orada diyorum ki ne? Sicilimiz temiz mi? Oğlum benim sicilimi temizlediler mi? Bak ben geyik yapıyorum şu an, şakalaşıyorum da. Adamın uzisini çaldık. Bok çaldık. Nerede çaldık? Şu an sicilimiz temiz. Aa evet. Önemli değil. Deli olalım. Temizlendi abi. Allah razı olsun kardeşim. En son bokunu çıkarmışlar bu arada. Miko kaçtı da Miko sanki amına koyma uzi... Aa. Neyse ya buluruz. Arkadaşlar bir şeyler kaybetmek benim için hiçbir zaman üzücü olmadı. Ben kaybetmeyi severim öyle şeylerde ki bir daha toplayayım. Hep söylüyorum ya akvaryumu kurduktan sonra sıkıcıdır. Akvaryumu kurarken eğlencelidir. Donate'ler daha gibi birikti. Evet abi RP'de bu oluyor. Hep söylüyorum arkadaşlar sıkıntı hani. Beni desteklemek için atıyorsanız atın. Eğer okumam için atıyorsanız RP'deyken atmayın diye. Ya win oynamak değil arkadaşlar ya. Olay win değil, win değil. Eğlendik yani, troll yaptık yani. Hani hem şeyi de aldı biliyor musun? Bu baştaki giriş, video bilmem ne. Hani o böyle zaten vurgunu yaptı. Bu da yumuşattı gibi oldu. Dengelendi bence. İyi oldu. Arkadaşlar ben Saru'yla asarım, keserim, ölüme geleni vururum diye oynamam. Hiçbir zaman oynamadım. Ya. Ben bana bulaşan adama hep öyle oldum. Durduk yere kimseye sataşmam ben bu arada. O forsa girer çünkü. Şöyle oturalım ha. Sinirim bozuluyor sorayım. Tupak gibi etrafında ev olan yere bilmem ne. Kamera aç abi. Dur şu an ne kamerası ya. Perişan olmuşum zaten. Sohbet edelim. AJ'nin güvenimizi kazanması lazımdı. Tam üstüne denk geldi. Evet. Bu arada bak. Şimdi siktirdin ne kaybettiğim falan. AJ bütün testlerden geçti gibi şu ana kadar. Üstüne bir tek şeyi bilmiyorum. Bizi orada nasıl bulduğunu bilmiyorum. Bence o rolünü yapmadan asla. Yani zaten admin değil bir şey değil. Ghostlamaz da. O yüksek ihtimal bizi hep takip ediyordu abi. Hatta yazsın yani chatteyse. O yüksek ihtimal hep bizi takip ediyordu. Başından beri. Sen mi bilgi verdin? He. Hep iletişimdeydin. Oğlum herif kahraman gibi çıktı. Bir şey söyleyeceğim, o tepede tek başına mıydı? Ben orada var ya, üçünüz dördünüz var sandım ha. Abi Allah rızası için 5 kuruş. Yavaş adımlarla koşu ilerliyor. Çıkarttı mı lan acaba? Yok lan nasıl çıkarsın amına. Öyle basit iş mi olur? Herkes deli rolü yapsın o zaman. Ben açığı buldum açığı. Server'daki açığı buldum. Polisler de tıkandı garibimler. Abi. Efendim. Keyifler nasıl? Hiç iyi değilim oğlum. Günler nasıl geçiyor? Harika geçiyor ya. Valla yani. Burada çok güzel arkadaşlıklar edindim. Abi Zeliha arkadaşlık etmiyorsun umarım. Ha bir tane Zeliha var. Diliyle amuda kalkmaya çalışıyor. Bir tane Hakan var. Elini götüne sokmaya çalıştı ya. 3. ay 50.
Ama hepsi çok iyi insanlar yani. Birlikte bayağı güzel zaman geçiriyoruz. Şimdi hapiste olsan tavla mağla oynarsın. Burada elim kolum bağlı. Burada yapacak bir şey yok ama yani insan böyle şey oluyor biliyor musun? Yani böyle nasıl diyeyim? Hayatın gerçek tarafını görüyor. Burayı da tecrübe ettik. Dedim oturdum. Bu konuda bana kızgın mısın? Hiç kızgın değilim. Yani bana verdiğim bu altın değerindeki fikirle hayatım şekillendi Bünyamin. Hatta bu yönlendirmenle hani sana olan bütün borçlarım silindi. Ödeştik. Emin misin? Ödeştik oğlum. Biraz mantıklı düşün. Sen bugün ceza alsaydın neyden ceza alacaktın? Neden alacaktım? Büyük ihtimal terörizmden. Oğlum yedik zaten öyle bir tane, sus. Mis gibi iki gün yastıklı odalarda yattın uyudun işte. Bir şey söyleyeceğim. Sinir krizim falan oldum bizim yokluğumuzda. Aldın mı departmandan bilgi? Ne kadar sürecekmiş bu? Departmanda bir bağımız yok bence bizim artık. Seni hastaneye teslim ettiler departmanın burayla ilgisi mi? Ha, artık sen mi karar vereceksin deli olmadığıma? Evet. Peki ben buradan taburcu edildikten sonra polisler bulaşmayacak mı bana? Yani bulaşamazlar. Dosyanı kapattılar. Deli olarak hastaneye sevk edildim ve bitti. Rapor çıktı mı rapor? 3 saniye mi alır? Bunu anlamış olman gerekiyor. Peki böyle durumlarda diyelim ki ben bir daha bir bok yedim. İkinci de büyük ihtimal abi senin deli gömleğini federal hapishaneye gönderirler. Bak o çok kötü olur işte. Peki ben bir bok yedim. O boku yediğim zaman normal bir bireymiş gibi davransam o deli gömleği giydirmezler değil mi? Yok yok. Sinir krizlerini yükselttim bana, sadece bunu söyle. Oğlum ben buraya girdiğimden beri hiç kriz geçirmedim ha. Bir ihtiyacın da varmış ha ufaktan. Vallahi oğlum bir garip hissediyorum kendimi. Burası bana iyi geldi. Ya almıyorum o zaman seni. Alma, ben 2-3 gün daha buradaki çocukları yalnız bırakmayayım. Yürü hastaneye gideriz yürü. Test yapacağım sana. Ne testi yapacaksın oğlum? Lan işte göstermelik, oturacağım seni, rapor yazıp çıkartacağım. Ya öyle şey mi olur lan, olmaz ya. Olmaz. Olmaz olmaz. Şimdi nasıl ben yansıtacağım onu rolde? Vallahi harbi mi diyorsun? İnşallah yayını izliyordur. Tamam mı, kalmak istiyorsan kal, yarın çıkarayım. Vallahi yarın çıkarsan daha iyi olur. Olmaz lan olmaz. Ben bir vedalaşırım buradakilerle. Tamam, sıkıntı yok, keyfine bak. Seni tek kişilik odaya mı aldırtayım, kalacağım orada. Yok biz grup halindeyiz. Ya sen bilirsin. Dün gece meme uçlarımı sıktılar. Nereleriyle? Ağzarıyla mı? Isırdı bir tanesi. Vallahi hoşuna gittiyse sıkıntı büyük. Biraz bana daha bak, kal sen buradan. Geçen efendim? Gün konuştuğumuzda hani bu pamuk şeker muhabbetini sevdiğimi söyledin mi lan kıza? Unutmuş olabilirim. Benim de suratıma tükürmezsin bu arada ya. Oğlum suratına tükürmedim lan. Sekmiştir, yanağına gelmiştir belki. Yani ben buradan çıktıktan sonra, büyük ihtimal sen çıktıktan sonra beni departman sikecek biliyorsun değil mi? Niye lan? Çok işkilleniyorlar abi, çok. Kardeşim sen de göze batıyorsundur belki. Ben bir şuradan bir çıkayım, bir oturup konuşalım. Hadi sen yatıyor. Keyfine bak. Var mı bir şey ihtiyacın? Kendi kendine yaralarım iyileşsin diye bekliyorum. Sana zaten burada para bıraksan bir şey alamazsın. Yiyecek içecek desen pipetle besliyorlardır. Allah kolaylık versin ne diyeyim. Ama rahat oluyor biliyor musun? Çocuk gibi bakıyorlar bana. Ama en kötüsü ne biliyor musun? O departmanda davrandığım gibi davranmaya devam ediyorum ya, o çok zor oluyor. Yani hayat tecrübelerine yeni bir şey eklendi, öyle düşün. Görmedik demezsin yaşlandığında. Ben daha 2 gün önce şarjörden çorba yaptım ya. Tamam. Ya keyfine baksan. Bir şey olursa arattırırım ben seni. Buradaki şey var, hasta bakıcı bir kız var. Onunla aramız çok iyi. Tamam tamam, sıkıntı yok. Ben zaten bilgini alıyorum buradan, sıkıntı yok. Bak o unuttuğun şeyi git söyle yengene. Tamam, şimdi direkt evine fırlıyorum. Gidip söylüyorum, yatmaya gidiyorum sonra. Tamam hadi, Allah'a emanet. Haydi görüşürüz. Kolay gelsin. Buna kudumun hayatı.
3 hafta soru yok. Yok oğlum şimdi bak doğruya doğru. Hani yüksek ihtimal server'da daha önce yaşanmamış bir şey oldu. Hem suç büyük olduğu için hem de deli olduğu için adam polisler de kilitlendi diye düşünüyorum. Şu günahlarını almayayım. Doğal olarak ne oldu? Adamlar beni deli yaptılar, soktular bir yere. Ama tabii bunun zamanını falan söyleyemediler. Çünkü hastaneye pastladılar. Fail yok oğlum. Fail'lık bir şey yok. Ne fail'i? Ve iyi bağladılar aynen. İlk değil mi? Böyle deli şeyi takıp, gömleği takıp yolladıkları oldu mu buraya? Ama kanında ilaç vardı. Ha Müslüm'le de gidersin bu arada. Peki Müslüm'ü aynen buraya mı getirdiler? İçeride bir video çekersin. Çekeyim mi lan bu gece? Giydirelim beyaz tişörtü, beyaz pantolonu. Zaten delirme sahnelerimiz var.